Hepinize tekrardan merhabalar. Kendimi tekrardan tanıtmış olayım. Ben Selim Martin. 9 Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünde öğretim görevlisi olarak görev yapmaktayım. Fen Fakültesi'nin online etkinlikleri kapsamında düzenlenen seminerlerden bir tanesi. İki parça halinde seminerimizi işleyeceğimizi daha önce konuşmuştuk. Birinci bölümü yaptık. Şu an seminerin ikinci kısmında tekrardan beraberiz. Hatırlayalım öncekini. Öncelikle genel başlığımız Mezopotamya'nın Batı dünyası tarafından tanınmasıyla ilgili bir sürecin, arkeolojik araştırmaların ve bu araştırmaların altında bir siyasi çerçevenin, bir hem Asya'nın geneliyle, hem Orta Doğu'yla, hem Yakın Doğu ve Mezopotamya ile alakalı, özellikle İngiltere ve Fransa başta olmak üzere Avrupalı devletlerin bu bölgedeki yürüttüğü siyaseti genel bir başlık olarak konuşmuştuk. Seminerin birinci bölümünde hatırlayacağınız üzere aşağı yukarı 1600'lerin sonundan Asya'nın sömürgeleştirilmesi amacıyla İngilizler tarafından kurulmuş bir paravan şirketten, East Indian Company'den, Doğu Hindistan şirketinden, bunun zamanla hem Asya'da, hem Hint denizinde, hem Doğu Asya'da, Hong Kong gibi bölgelerde, hem Hindistan yarımadasında ticari anlamda, askeri anlamda ve siyasi anlamda ne kadar güçlendiğini konuşmuştuk. Orada bir Britanya, Hindistan Britanya İmparatorluğu kurduğunu, zaman içerisinde de bizim seminerimizin konusu olan coğrafyaya, Mezopotamya'ya doğru Basra ikametgahları adı altında ticari görünümlü acentalar açarak bu bölgeye doğru yayıldığını konuşmuştuk. Ve bu acentaların koşullar oluştuğunda, artık paravan şirketlere ihtiyaç duyulmadığında bir anda İngiliz konsolosluklarına nasıl dönüştüğünü, buraya gönderilen konsolosların başlangıçta buradaki eserleri yağmalamak amacıyla define kazıları yaptığını, İngilizlerin hemen arkasından Fransızların aynı yolu takip ettiğini, onların da buraya diplomat, arkeolog diyebileceğimiz önemli şahsiyetleri gönderip buradaki eserleri yağmalamak amacıyla define kazıları yaptığını konuşmuştuk. Sonra zaman içerisinde çıkan eserlerin niteliği, aynı zamanda da çivi yazısının çözülmesiyle buradaki uygarlıkların o büyülü dünyası Batı tarafından daha net algılanmaya başlamış ve artık yapılan çalışmalar, kazılar sadece bir eser bulmak, bunları kendi ülkelerine kaçırmak amacıyla değil, ne olup bittiğini anlamak üzerine gelişen bir merak duygusunun üzerine şekillenmişti. Ve zaman içerisinde çeşitli stratejiler, çeşitli teknikler gelişmiş ve üst üste bilginin yığılmasıyla aşağı yukarı birinci seminerimizin son zamanlarına doğru, son anlarına doğru, 1900'lerin başına doğru olay bir bilim çalışmasını yürütüp eski kadim kültürlerin, Mezopotamya'daki kültürlerin ortaya çıkartılmasına dönüşmüştü. İşte bu süreçte başta arkeoloji olmak üzere, astroloji olmak üzere birçok araştırma alanı bilim dalı haline dönmüştü. İşte etnografik çalışmalar, dil bilimi çalışmaları, jeoloji ve buna benzer çalışmalar oldukça ön plana çıkmış. Dünya üzerindeki varlıklarını kuvvetlendirmişti. Bu sürecin sonunda İngilizler ve Fransızların ardından hem Almanların hem Amerikalıların öncekilerin yaptıklarını tekrar ederek bu coğrafyada bir anda kazı çalışmalarına doğru yöneldiklerini görmüştük. Aşağı yukarı 1900'lerin başına gelindiğinde 1820 civarında başlayan Mezopotamya kazılarının neredeyse bir yüzyıl tamamlanmadan çehresinin bambaşka bir şeye büründüğünü görmüştük. Bu sürecin sonlarında bütün dünyanın ilgi alakası bu coğrafyaya doğru ve bu araştırmalara doğru kaymıştı. İşte şirketler, dernekler, vakıflar, akademiler, çeşitli topluluklar ilgilerini, alakalarını, dikkatlerini, bakış açılarını bu yöne doğru çevirmişti. Bütçeler buraya doğru akmaya başlamıştı. Bu sebeple üniversitelerde başta arkeoloji olmak üzere eski çağ bilimlerine yönelik
eğitim programları açılmış ve hatta buradan bir nesil mezun vermiş ve gittikçe hızlıca uzman sayısını özellikle Avrupa'daki eğitim kurumları artırıyor görünümündeydi. İşte 1900'lerin başına geldiğimizde arkeolojinin böyle güçlü, kuvvetli, herkes tarafından arzulanan, bütün kamuoyu tarafından dikkatle izlenen bir bilim dalı haline dönüştüğünü, bu bilim dalına ait uzmanların, yetiştirilen insanların, bu konuda, bu alanda çalışanların arkeolojiyi bundan sonra bir perde olarak kullanıp arkasında özellikle İngilizlerin, sırasıyla Almanların bundan sonra göreceğimiz süreçte bu coğrafyadaki emelleri için nasıl arkeolojiyi kendilerine paravan olarak kullandıklarına bu seminerde de konuşarak aynı konuyu aslında devam ettireceğiz. Şöyle bir üslup izleyeceğiz bu seminerde. Özellikle en çok yapacağımız işlerden bir tanesi fotoğraf okumaları. Bu seminer boyunca konuşacağımız karakterlerin, bu seminerin kahramanlarının ya içinde bulunduğu, konu olduğu fotoğraflar ya da bir fiil kendilerinin çektiği fotoğraflar üzerinden geçmişe yönelik bir okuma gerçekleştireceğiz. Fotoğraflar bize göreceksiniz ki çok şey anlatacak. Bir de gene üslup olarak şunu belirleyeceğiz. Bir fotoğrafı konuşunca o fotoğraftaki kişilerin geçmişlerine dönüp belki ilk tanıştıkları ana, belki ilk birlikte çalışmaya başladıkları ana döneceğiz. Yani sürekli bir ileri bir geri zaman içerisinde yolculuk yapacağız. Kısaca zaman aralığımızı da konuşalım seminere başlamadan. Aşağı yukarı 1900'lerin başından Birinci Dünya Savaşı'nın sonu, Paris Barış Konferansı, Kahire görüşmeleri ve İkinci Dünya Savaşı'na bizi götüren süreci kısaca 20. yüzyılın ilk yarısını, hatta ilk yarısının birazcık daha sonlarına gelmeden bir zaman aralığını konuşacağız. Bu seminerin asıl karakterleri seminer boyunca konuşacağımız 3 kişiden ağırlıklı olarak 2 tanesi şu an karşınızda. Kapak fotoğrafı olarak özellikle bunu seçtim. Bir fotoğraf okumasıyla başlayalım. Bunu sonradan tekrar konuşacağız. Aşağı yukarı bu 1920'lerin biraz ilerisinde, sanıyorum 21 senesinde Mısır'da çekilmiş bir fotoğraf. Fotoğrafta bir hanımefendi ve bir beyefendi var. Her ikisi de oldukça meşhur. Bir tanesi bir ikon haline gelmiş, o derece popüler bir karakter. Diğeri ise gölgelerin arkasında, bugün Orta Doğu Projesi dediğimiz, bu coğrafyayı 100 yıldan fazla süredir kana bulayan, hiçbir zaman suların burada durulmamasına sebep olan, burada sürekli olarak yeni devletler, yeni ülkeler, adına terör örgütü, efendim özgürlük savaşçısı, din savaşçısı, militan devlet düşmanı ne derseniz, sürekli olarak silahlı gruplar kurulmasına neden olan bir projenin mimarı bir hanımefendi. Şimdi bakın, fotoğraf okuması dedik. Burada kimin patron olduğunu çok net bir şekilde bu fotoğraftan anlayabilecek durumdayız. Daha yüksek bir kotta, daha yüksek bir yerde oturan, direkt kameranın içine rahatlıkla bakan, elinde yakmak üzere olduğu sigarası rahat rahat bacak bacak üstüne atmış bir hanımefendi. Onun hemen yanında, ondan daha aşağı seviyede oturan, içine kapanmış, dizlerini karnına çekmiş, ellerini karnının altında buluşturmuş, diğerinin gölgesinde, diğerinin himayesinde olduğunu her haliyle bize anlatan, dünyaca meşhur, hakkında filmler, kitaplar, efendim şiirler, şarkılar yapılmış, bir halk kahramanı olarak İngilizler için görülen, alameti farikası olarak Osmanlı'dan Arap Yarımadası'nı kopartan, Arap isyanını örgütleyen, namı diğer Arabistanlı Lawrence, yani Thomas Edward Lawrence. Baktığınızda çok meşhur bir karakterin, bu kadar ünlü bir istihbarat personelinin diyeyim, askerlikten sonra da albay olarak rütbe almış, aynı zamanda bir yazar, işte aynı zamanda önemli bir kaşif, aynı zamanda önemli bir çevirmen, önemli bir arkeolog olan bir karakterin
bu kadar meşhur, bu kadar popüler, bu kadar özgüveni üzerinden dünyaya birçok söz söylemiş karakterin asıl patronunun yanında ne kadar aciz bir şekilde poz verdiğini görebiliyorsunuz. Gertrud Bell bu coğrafyada olan biten her şeyin asıl mimarlarından birincisi. Fakat kendisi her daim gölgelerin arkasında hareket ettiği için biz de onu seminerin sonuna bırakacağız. İkonik kahramanımızdan Arabistanlı Lawrence'dan başlayacağız. Bütün bu süreci bitirdikten sonra aslında geçmişe dönüp bu işin temellerini Gertrud Bell'in nasıl attığını kendi arşivinden fotoğraflarla bakacağız. Her ikisinin de tırnak içerisinde asıl mesleklerinin arkeolog olduğunu hatırlatmak isterim. En azından kayıtlarda böyle geçtiklerini söylemek isterim. Şimdi birinci karakterimiz Albay Thomas Edward Lawrence. Kendisi 1888 ile 1935 yılları arasında yaşamış. İngiliz albayı, aynı zamanda İngiliz İstihbarat Teşkilatı'nın bir üyesi, aynı zamanda önemli çalışmalar yapmış bir tarihçi ve arkeolog, aynı zamanda bir yazar ve bir şov insanı. Bu fotoğraf oldukça genç bir fotoğraf kendi tarihi açısından. 1918'de Birinci Dünya Savaşı bittikten sonra aldığı albay unvanı ile birlikte ordu için çekilmiş bir fotoğrafı bu. Bu da başladık ama kendisinin geçmişine doğru döneceğiz. Şimdi baktığınızda eğitim durumunu söyleyelim başlangıç olarak. Lawrence'ın 1907 ile 1910 yılları arasında Oxford eğitim kurumlarından Jesus College'de tarih okuduğunu söylemek gerekir. 1910 yılında da çok özel bir tezle tarih bölümünden onur öğrencisi olarak mezun olacak. Bu sevdasının nereden geldiğini konuşalım. Özellikle daha 15 yaşındayken İngiltere'nin tamamını bisikletle, üniversite okuduğu süre boyunca da üniversiteye girmeden yani Jesus Kolej'e girmeden bir sene önce başlayıp kolej eğitim boyunca da 3 yıl devam ettiği Fransa'nın tamamını bisikletle gezdiği iki büyük turu var. Burada baktığı asıl şey Avrupa'da hem İngiltere'de hem Fransa'da Orta Çağ'a ait büyük savunma mimarilerinin, büyük kalelerin, büyük yapıların hepsini ziyaret etmekti amacı. 15 yaşında İngiltere'de bunu yapmıştı dediğim gibi. Üniversite eğitimine başlarken, tarih eğitimine başlarken ve eğitimi boyunca da Fransa'da yapmıştı. Bisikletle gezdi buraları. Orta Çağ kalelerini ağırlıklı olarak araştırdı. Onları çizdi, ölçülerini çıkarttı, konumlarını belirledi, özelliklerini sıraladı, haklarında bilgi topladı. Aynı zamanda fotoğraflarını da çekti. Bakın bu görmüş olduğunuz haritada Fransa haritasındaki şu siyah çizgili güzergah Lawrence'ın 1906 ile 1908 yılları arasında özellikle yaz ayları Fransa'yı bisikletle turladığını haritası, gezdiği yerlerin haritası. Bakın direkt Lawrence'ın kendi arşivinden bu çalışma sırasında yaptığı, çektiği fotoğraflardan bakalım. Mesela 1907-1908 yazında Fugeres Orta Çağ Kalesi bakın bu. Onun fotoğrafları direkt Lawrence'ın kendi çektiği. Belki de Fransa'daki en ünlü Orta Çağ yapılarından biri olan Carcassonne. Gene bakın bütün bu görseller Lawrence'ın üzerinden. Şimdi dedik ki bir fotoğrafa bakacağız, onu konuşacağız, sonra oradaki insanların geçmişine döneceğiz. Bu fotoğrafta 1918 yılında savaşın neredeyse sonlarında İngilizlerin Kahire'deki meşhur adıyla Arap Büro dedikleri İngiliz istihbaratının Arap Yarımadası'ndaki merkezi olan yani daha doğrusu Arap Yarımadası'nı yöneten Kahire'deki merkezi onun önünde çekilmiş bir fotoğraf. Beyazlar giymiş beyefendi David George Hogarth onun hemen solundaki de tanıyacağınız üzere Lawrence, Arabistanlı Lawrence. Savaşın son günlerinden bir fotoğraf bu. Keyifleri oldukça yerinde fotoğraftan anlayacağınız üzere. Şimdi bu ikisinin nasıl tanıştığına bakalım. Beyazlar içindeki beyefendi şu sırada, fotoğrafın çekildiği sırada Arap Büro'nun direktörü yani İngilizlerin kendi ülkesinin dışında en yüksek rütbeli istihbarat subayı, orasının müdürü, direktörü.
Lawrence'ın da aynı zamanda akıl hocalarından bir tanesi. Bunların tanışmasına dönelim, nasıl tanıştığına. Oxford bölgesinde yaşıyor. Çocukluğu da orada geçiyor Lawrence'ın. Ve orada çok önemli müzelerden bir tanesi Ashmolean Müzesi'dir. David Hogarth da Ashmolean Müzesi'nde uzun yıllar çalışmış. Aşağı yukarı 1907'den 8'den itibaren de neredeyse öldüğü zamana kadar Ashmolean Müzesi'nin müdürlüğünü yapmış bir beyefendi, David Hogarth. Çok enteresandır, 1906 yıllıklarında müzenin, yani henüz Jesus College'de okumaya başlamamış genç bir Lawrence var o tarihte. Müzenin 1906 yıllığında Oxford bölgesinde yaşayan iki tane hevesli gencin o dönemde inşaat faaliyetlerinin tamamını gözlemlediğini, pardon, Oxford'da işte çeşitli inşaatlarda bu inşaatların kazı çalışmaları sırasında çıkan toprak altındaki tüm eserleri, İngiliz tarihine ait tüm eserleri topladığını, taşıyabiliyorlarsa bunları hemen Ashmolean Müzesi'ne götürdüklerini, eğer taşınamayacak düzeyde bir eserse, bir kalıntıysa hemen müzeye gidip haber verip oradan yetkilileri çağırdıkları ve bu konuda da sürekli övgü aldıkları, ikisinin gönüllü olarak, iki tane bu gencin gönüllü olarak Oxford'un tarihini tek başlarına korudukları anlatılır. Tabii ki bu iki kişiden bir tanesi Teğmen, o zaman şu fotoğraf çekildiği zaman belki binbaşı rütbesini, belki de albay rütbesini almak üzerinde olan Lawrence. Yani daha 1903, 4, 5, 6 yıllarında inanılmaz bir tarih ve eser merakı olan, İngiltere'de yaşadığı bölgede inşaatların kendi tarihlerine zarar vermemesi için elinden geleni yapan hevesli, meraklı bir genç vardı. O süreçte tabii ki Hogarth'ta Ashmolean Müzesi'nin çalışan yetkililerinden bir tanesiydi. Arkadaşlıklarının, ilişkilerinin bu süreçte başladığını söyleyebiliriz. Bir müze çalışanı, aynı zamanda hevesli bir genç. Özellikle eğitim aldığı süre boyunca da bu ilişkinin devam ettiğini, yani Jesus College'de tarih okurken Hogarth'la ilişkilerinin gelişerek devam ettiğini söylemek gerekiyor. 1909 ve 10 yılında, özellikle mezun olmadan hemen önceki yazın, Lawrence 3 aylığına o zaman Osmanlı toprağı olan bugünkü Suriye bölgesinde Haçlı Seferleri döneminde sağlam olarak duran o döneme ait yapıları araştırmak üzerine tek başına Mezopotamya coğrafyasına geliyor. 3 aylık bir süreçte bu yolculuğu yayan olarak yaptığı söyleniyor. Yani yürüyerek yaptığı söyleniyor, herhangi bir araç kullanmadan. Kendi hatıralarında hayatını şekillendiren en önemli noktalardan bir tanesinin Suriye'ye yaptığı bu yolculuk. Burada tanıştığı insanlar, burada aşina olduğu bir Mezopotamya yaşantısı, bir Mezopotamya kültürü. Kendisini bu topraklara bağlı hissetmeye bu bireysel yaptığı geziden biri bu hissi içinde tuttuğuna dair anılarında anlatımları var. Başına kötü şeyler de gelmiş bu süreçte. İşte kibarca itilip kakıldığını, soyulduğunu, korkutulduğunu söyleyebiliriz. Belki birazcık zarar gördüğünü de kendi hatıralarında böyle bahsediyor. Ama baktığınızda 1905 yılına, 6 yılına kadar kendi ülkesinde, kendi yaşadığı kentte eserlere meraklı, daha 15 yaşındayken İngiltere'deki ortaçağ eserlerini derleyen, toparlayan, eğitim almaya başladıktan sonra Fransa'da bisikletle buradaki ortaçağ yapılarını derleyen, toparlayan ve mezun olmaya çok yakın bir süreçte de Mezopotamya'ya gelip buradaki yapıları derleyip toparlayan bir karakter. Bu süreç içerisinde müze ve müzede çalışanlarla da çok iyi ilişkiler arasında. 1910 senesinde yaptığı bütün bu çalışmaları derleyip toparlayarak Haçlı Seferlerinin Avrupa Askeri Mimarisi Üzerine Etkisi isimli bir test çalışmasıyla Jesus College'den 1910'da onur öğrencisi olarak tarih bölümünden mezun olacak. Özellikle bakın Hogarth'ın meşhur arkeolog Girit kazılarını başlatan,
Arthur Evans'ın ayrılmasından sonra Ashmolean Müzesi'nin müdürü olduğunu, bu bilgiyi cebimize koymuştuk ve o müzede çalıştığı süre müdürlük yapmadan önce de Lawrence'la tanıştığını ve ilişkilerinin Lawrence tarihi okurken iyice geliştirildiğini çok rahat bir şekilde tekrar söylemiş olayım. Şimdi geçen seminerde bu seminerle alakalı spoiler vermiştim. Sanki İngiliz İstihbarat Teşkilatı Oxford Eğitim Kurumlarının karşısında bir dükkan açmış, bir ofis açmış ve bu ofiste hem işine yarayacak kişileri burada okumaya gönderdiğini ya da burada okuyanlar arasından işine yarayacak kişileri seçip bünyesine kattığına dair çok net bir bilgimiz var. Neredeyse bu seminerde konuşacağımız karakterlerin tamamı Oxford mezunu, Oxford'un çeşitli okullarından mezun ve neredeyse tamamı İngiliz istihbaratında görevli, İngilizler için konuştuğum. Hogarth'ın ileride neye dönüştüğüne bakalım müze müdürlüğü yaparken sadece bir müze çalışanı ya da bir kültür görevlisi olmadığını anlamanın da en güzel yolu bu. 1916'da Arap isyanı patlak verdiğinde, hatta 14'te savaş patlar patlamaz, öyle söyleyeyim. Yani çatışmalar Haziran 1914'te çok net bir şekilde kendini belli ettiğinde Hogarth hemen İngiliz Deniz İstihbarat Şubesi'ne katılmış ve çok kısa bir sürede de Arap büronun başına getirilmişti. Bakın, bir müze çalışanı, bir tarihçi, bir eski çağ uzmanı, bir arkeolog, müze müdürü bile olsa savaş çıkar çıkmaz bir istihbarat teşkilatının en önemli yerlerinden birinin başına getirilmez. Mutlaka o teşkilatta çok uzun yıllardır bir ikinci görev olarak aynı zamanda orada da çalışıyor olması gerekir. Yani bugün bir savaş çıksa bizim İzmir Müzesi'nin müdürünü efendim ordu donanma istihbaratının şefi olarak göremeyiz. Ama bu kişi çocukluğundan gençliğinden itibaren o teşkilatın içinde görev alıyorsa zaten orada da bir yetkisi, rütbesi vardır. Mesleklerinin bir tanesi paravan bir meslektir. Böyle düşünmemiz gerekir. Hogarth'ı da böylece tanımış olduk. Şimdi ikisinin geçmişine dönelim. 1918'den bir 8 sene geriye gidelim. Lawrence yeni mezun olmuş. Hogarth Ashmolean Müzesi'nin müdürü. Ve aramıza yeni biri daha katılacak bu süreçte. Leonard Woolley, şu gördüğünüz beyefendi, daha bir çocukken fotoğrafı bu. 1910 senesinde bizim David George Hogarth British Museum adına Karkamış'a bir kazı, bir keşif görevi başlatıyor. Hatırlarsınız geçtiğimiz seminerde Sir Austin Henley Lyar'ın büyükelçiyken, İstanbul büyükelçisiyken İngiltere'nin Abdülhamit'le bir anlaşma imzaladığını, İngilizlere Osmanlı topraklarında kazı izni aldığını, tabii ki şartı vardı değil mi? Bir padişah görevlisi olacak mutlaka kazılarda, direkt padişahın atadığı ve çıkan her şeyi önce o inceleyecekti. İkinci koşulda çift çıkan eserlerden biri İngiltere'ye, biri de Osmanlı'ya kalacaktı. İşte zaten 1787-78 yıllarında yapılmış bir anlaşma var ortada. İngilizler rahatlıkla Osmanlı topraklarında kazı yapabiliyorlar. 1910 senesinde bir ekip oluşturdu Hogarth, dediğim gibi British Museum adına ve Karkamış bölgesinde bir keşif ve bir kazı projesi başlattı. Karkamış bugün Gaziantep ilinde bir ilçedir. Fakat Karkamış antik kenti derseniz bugün iki ülkeye paylaştırılmış durumda bugünkü koşullarda. Eskiden hepsi Osmanlı toprağının içerisindeydi ama bugünkü sınırlar Karkamış kentini ikiye böler. Kale Mahallesi, Yukarı Mahallesi, İç Kalesi, İç Şehri bugün Gaziantep, Karkamış ilçesindedir. Fakat dış mahalleleri, kentin büyük bir kısmı da bugünkü Suriye topraklarındadır. Bakın 1910'daki bu coğrafyanın bugün haberlerdeki sesiyle sesleneyim. Cerablus bölgesi burası. Karkamış, Cerablus aynı alan içerisindedir. Bir kısmı dediğim gibi Türkiye toprakları bugün, bir kısmı Suriye. Şu an her gün buradaki çatışma, iç savaş ve bizim ülke olarak buraya müdahalemiz her gün haberlerde duyduğumuz bir şey. Bakın bunun 1910'da atılan temellerini konuşacağız şimdi. Bu fotoğraf Lawrence ve Woolley'nin ilk
fotoğraflarından bir tanesi. Yalnız arşivde bence bu tarih hatalı. 1912 Karkamış fotoğrafı diyor buna ama her ikisinin de genç yaşında fotoğraflardaki çocuksu yüzlerine baktığımda bu fotoğrafın 1910 yılından, kazının hemen ilk günlerinden olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ilerleyen fotoğrafları görünce birkaç sene içerisinde 13'lere geldiğinde ikisinin nasıl çöktüğünü, arkeolojinin özellikle kazının insanları nasıl yaşlandırdığını göreceğiz. O yüzden bence bu fotoğraf 1910 yılında. İkinci kahramanımız Woolley. Uzun süre Lawrence'la devam edeceğiz ama Leonard Woolley'nin kendi alameti farikasıyla birlikte, asıl onu meşhur eden şeyle birlikte seminerin ikinci parçasında bunu konuşacağız. Üçüncü parçası da zaten Gertrude Bell'e ait. Şimdi Karkamış kazıları 1910, bir bakalım. Bakın bu fotoğraf 1913'ten. Yani bu Woolley 3 sene içinde bu hale gelmiş olabilir, bakın şu beyefendi. 3 sene içinde bu hale gelmiş olabilir. 1 sene içinde gelmiş olamaz. O yüzden tahminim o fotoğraf 1910'dan. Hogarth dediğim gibi Lawrence'ı bu ekibe kattı. Karkamış ekibine kattı. Hatta bununla yetinmedi. Para da kazansın, burs da alsın diye. Gene Oxford Eğitim Kurumlarından Magdalen Kolej'de kendisine bir burs ayarlandı. Bu burstan aldığı parayla kazıya katıldı. Ve bu bursun karşılıklarından bir tanesi Arapça öğrenmesiydi. Bu sebeple kazı başlamadan hemen önceki süreçte hem Beyrut'a hem Babil'e gidip o bursla Arapça öğrendi. Zaten daha evvel Suriye'ye gelmişti, dediğim gibi bu bölgelerde çalışmıştı. Yürüyerek bütün bu bölgeleri gezmişti. Daha sonra da gene devlet bütçesiyle buralarda Arapça öğrendi. Ve bu eğitimini tamamladıktan sonra kısa bir süre içerisinde Karkamış kazılarında görev almaya başladı. Karkamış çok önemli kentlerden bir tanesidir. Bu kazı da oldukça başarılı bir kazıdır ama buradaki düsturumuzu unutmayalım. Kazılar aslında birer paravan. Mutlaka ve mutlaka arkasında bir istihbarat işi arayacağız. Acaba bu arkadaşlar burada ne yapıyordu? Bunu da birlikte konuşacağız. Önce çok sevdiğim kazı fotoğraflarından bir tanesine bakalım. 1913 yılında Karkamış kazılarının ekibi, eski fotoğrafı burada yukarıda görüyorsunuz. Bu da ilk oturan ilk sırayı yakınlaştırıp temizlenmiş bir görüntüsü. Buradaki karakterlerin birçoğu süreç boyunca karşımıza çıkacak önemli karakterler. Hepsini tanıyalım. Soldan başlayalım. Abdesalam, kendisi Woolley'nin, Leonard Woolley'nin, bu ortada oturan beyefendinin, ondan ileride dediğim gibi özellikle bahsedeceğiz. Bu arazide, bu coğrafyada Osmanlı'nın Mezopotamya Arap Yarımadası bağlantılı noktalarında sürekli olarak yanında gezdirdiği iki numaralı adamı, birinciyi birazdan tanıyacağız. Gregory özellikle birkaç dil konuşması bakımından, hem Avrupalı olması bakımından, hem Hristiyan olması bakımından, hem de bu coğrafyaya hakim olması bakımından bu kazılarının değişmez karakterlerinden bir tanesi. Kısaca bugünkü tabiriyle çavuş diyebiliriz ona. Yani yönetici sınıfın en altındaki ama buradaki çalışan kesiminde bağlı olduğu, işte kazının işlerini yürüten kişi. Tabii ki Lawrence'ı burada görüyoruz. Tabii ki Woolley merkezde oturuyor, kazıyı yöneten kişilerden birisi olarak. Buradaki beyefendiyi hemen başındaki Fes'ten tanımamız ve yaptığı işi mühür olarak üstüne basmamız gerekir. Fuat Bey, başındaki Fes'ten anlayacağınız üzere, tek Fesli arkadaş olmasından da anlayacağınız üzere, işte o İngilizlerin kazı yapma izninin birinci koşulu, padişahın bilfiil görevlendirdiği yetkilisi, o da oturuyor kazıda. Hamudi yanda, kameralarla çok arası yok başlangıçta ama ileride kameraları çok sevecek. Hamudi, Woolley'nin sağ kolu. Bu coğrafyada hem şu an hem bundan sonra yapacağı tüm çalışmaların asıl yöneten kişisi, bir Mezopotamya yerlisi, Şeyh Hamudi olarak bilinir. Şeyh, Şıh, buna benzer kelimeleri duyduğumuzda bu coğrafyada, modern çağlarda aklımıza hep dini bir ünvanmış gibi gelir ama bunun kesinlikle bir siyasi ünvan olduğunu başlangıçta unutmayalım. Şeyh Hamudi dediğiniz zaman bir buradaki yerel bir gücü, büyük kalabalık bir aileyi, belki bir aşireti, belki bir kabileyi yöneten kişi, onun en büyük erkeği ya da onu
sözünü geçiren erkeği olarak düşüneceksiniz. Şeyh Hamudi Mezopotamyalı bir yerel aşiretin beyi. Öyle söyleyeyim, İngilizlerle çok uzun süredir işbirliği içerisinde. Belki babadan işbirliği içerisinde bu ilişkileri devam ettiriyor. Ve Wuli'nin bu coğrafyadaki gözü kulağı, eli ayağı. İşte kazılar nereye giderse gitsin başlamadan evvel önce Hamudi orada çevre düzenlemesini yapacak. Elemanları, işçileri o işe alacak. Onların beslenmesini, barınmasını sağlayacak ve çok çatışmalı bir dünyadayız, çatışmalı bir bölgedeyiz. Buranın güvenliğini o sağlayacak. Dediğim gibi Wuli'nin sağ kolu, eli ayağı, gözü kulağı, bir kere daha söylüyorum. Ve bu ufaklık da Daum, elinde kılıcıyla gördüğünüz üzere genç bir koruma. Bu da Lawrence'ın yol arkadaşı. Özellikle Lawrence'ın bu coğrafyada bütün serüveni boyunca Daum olabildiğince yanında olacak. İkisi de çok ufak yaştan beri birlikteler. Yani ufak yaştan diyeyim, genç yaşlardan itibaren, buraya geldiği zamandan itibaren birlikteler. Araları çok iyi. Hatta birbirlerinin kıyafetlerini giyip geziyorlar. İlk tanıştıkları zamandan itibaren birbirlerine düşkünler. Hem Lawrence'ın kişisel koruması, hem tabii ki dilini geliştirmekte ona faydası var. Hem de her işi birlikte yapıyorlar. Onun sağ kolu diyebilirim. Bu karakterleri, bu fotoğrafı üzücü sonuçlarına rağmen bu sürecin seviyorum. Bakın gene aynı ekipten Daum, Abdessalam, Çavuş oturuyor Gregory ve Şih Hamudi onun hemen yanında, Karkamış 1912-1913. Bakın Daum'un burada ne kadar küçük olduğu bu fotoğrafta çok daha güzel anlaşılıyor. Karkamış ekibi. Şimdi gelelim. İngilizler durup dururken Karkamış'ta niye bir arkeoloji çalışması, bir keşif çalışması? Tabii ki burada keşif dediğimiz zaman sadece bir bölgenin kazılmadığını, etraftaki birçok yerin de sürekli olarak İngilizler tarafından araştırıldığını, yani aslında sabit bir yerde duran İngilizlerin olmadığı, geniş bir bölgede sürekli hareket halinde olan İngilizlerin olduğunu anlamamız gerekir. Ne arıyorlardı İngilizler burada? Kendilerine çok yakın bir mesafede bir Alman kazısı sürüyordu. Bugün Halaf, Tel Halaf dediğimiz Halaf öyüğünde, Hasaka, Haseke bölgesinde. Hemen bugün, onun da adını, bugünkü adını söyleyince, gene aynı haberlerden Cerablus gibi sürekli olarak kulağımıza çınladığını hatırlayacaksınız. Burası Urfa'nın Ceylanpınar bölgesinin tam karşısında. Yani Cerablus ve Ceylanpınar bugün Suriye İç Savaşı'nın ve bizim buradaki müdahalemizin ana noktaları. Bu noktalar 1910 yılında kaşınmaya başlamıştı. İşte İngilizler Karkamış kazılarını aslında o bölgede faaliyet gösteren Tel Halaf'ı kazan, aynı zamanda Bağdat Demir Yolu'nu yapan projenin mimarı, onun bütçe sağlayıcısı, efendim onun her şeyi, direktörü ve Halaf kazılarını yürüten, bakın bu Alman beyefendiyi yakından gözlemlemek için, yaptığı işleri yakından gözlemek için İngilizler buradaydı. Beyefendiyi size daha güzel tanıştırayım. Bizim tarih kitaplarımızda çokça yer almasa da, işte Birinci Dünya Savaşı'na Osmanlı'yı dahil eden, Almanların yanında Osmanlı'yı da savaşa sokan zatı tanıyalım. Max von Oppenheim, Birinci Dünya Savaşı'nın, Osmanlı'nın bu savaşa katılmasının mimarlarının birincisidir. Tabii ki bizim ülkemizde de bunun niyetli olan işte Enver Paşa ve benzeri insanlar vardı. Tabii ki belki başka bir çaremizin olmadığı bir köşeye sıkıştırılma durumları da olabilirdi Osmanlı için, ama bütün bu işin yaratıcısı, mimarı, kendisini bizim kitaplarımızda göremeyiz çıplakla, ama Max von Oppenheim, tanıştırayım size. Şimdi Arabistanlı Lawrence ile, yani İngiliz istihbaratçısı Lawrence ile Almanların Berlin Doğu İstihbarat Şefi, Doğu Ülkeleri İstihbarat Şefi Max von Oppenheim tarih boyunca sıklıkla karşılaştırıldı. Her ikisi hakkında karşılaştırmalı analizler yayınlandı, sayıları yüzü geçer. Ve hep akıllarda şu soru vardı. Savaştan sonra Lawrence o kadar ünlü, o kadar meşhur bir karakterdi ki
Neden Oppenheim onun eşdeğeri olarak, onun Alman versiyonu olarak bu kadar ünlü olmadı diye. Biz de belki seminerimiz içinde bu soruya cevap vereceğiz. O yüzden bir şeylere dikkat etmenizi isteyeceğim fotoğraflarda. Bir zaman içerisinde tavır, hal, hareket ve giyiniş bakımından, kılık kıyafet bakımından hem Lawrence'ı hem Oppenheim'ı gösterdiğim fotoğraflarda şöyle bir hafızanıza not edin. Bunu da konuşmuş olalım. Bu beyefendi bir avukat, bir bankacı, aynı zamanda da bir arkeolog. Ama dediğim gibi Bağdat Demiryolu projesinin mimarı, Osmanlı ile ilişkilerini birinci elden yapan, yani Osmanlı'yı yöneten tüm herkesle bilfiil birebir görüşebilecek tinette, rütbede bir arkadaş. Aynı zamanda da Almanların kurduğu Doğu İstihbarat Biriminin de şefi. Yani Almanların Orta Doğu'da en yetkili karakteri bu. Oldukça renkli bir kişilik, birden fazla mesleğe sahip dediğim gibi. Oldukça renkli bir kişilik, inanılmaz güzel PR çalışması yapıyor bu süreçte. Bütün Arap Yarımadası'nı Osmanlı ile birlikte hareket etmesi için broşürler, çizgi romanlar hazırlıyor. Avrupa'daki Almanlar başta olmak üzere kendi ülkesi, birçok ülkeyi Almanlarla ve Osmanlı ile birlikte hareket etmesini sağlamak için Osmanlı'nın güzel taraflarını, eğlenceli taraflarını ön plana çıkaracak faaliyetler yapıyor Avrupa'da. Yani hem Orta Doğu'da hem Avrupa'da bu ittifakı güçlendirecek, bu kuvvet birliğini güçlendirecek çok kıymetli işler yapıyor. Fakat neden Lawrence meşhur? O değil. Dediğim gibi bunu zaman içerisinde konuşacağız. Oppenheim çok uzun süredir Osmanlı topraklarında. Yani bakın şu fotoğrafta, efendim bu aşağı yukarı 1912, 1913 senelerinde hem Bağdat Demiryolu'nu yaparken onu yönetiyor, hem bu kazıları yönetiyor. Şu fotoğrafta tanışmadı Osmanlı bu insanla. Çok uzun süredir burada. Hatta bakın şu fotoğraf 1899, yani bir önce gösterdiğim fotoğraftan neredeyse 14-15 sene önce. 1899'da Afrika'dan bir yerel bir isyanı ya örgütleyen ya bastırmaya giden, bugün adına gayri nizami ordu, harp diyeceğimiz bir karşı istihbarat hareketi olarak oraya gidip ya bunu kızıştıran ya bastıran, olayın tam iç yüzünü bilemiyorum. Oradan dönüşte de ekibiyle birlikte Adana'da güzel bir poz veren, ortada oturan arkadaşımız Oppenheim. Şimdi ne demişler bana, arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim diye. Bakın ne kadar sevimli, ne kadar güler yüzlü, barış dolu, ne kadar dünyaya ışık, umut saçan bir ekibi var. Hem çeşitli bu geçtiği coğrafyadaki farklı dilleri konuşabilecek farklı ırklardan ve farklı inançlardan arkadaşlar burada. Şakası bir yana Oppenheim'ın kıyafetine bakalım. 2 kilometreden ben bir batılıyım. Ben üstünüm, eğitimliyim, güçlüyüm, kuvvetliyim, zekiyim. Siz değilsiniz. Ben sizin daha iyiyim, sizden daha iyiyimi vurgulayan bir kılık kıyafet ve duruşu var, öyle söyleyeyim. Şu fotoğrafa geri döndüğümüzde de bunu çok rahat bir şekilde alacaksınız. Bakın bir tane Lawrence bakalım şuradan daha başlarda. Oldukça mütevazi. İleride neye dönüşeceğini göreceğiz. Oppenheim'a da bakalım ve devam edelim. Oppenheim'ı bakın Halaf'ta çalışırken işte yerlilerin çeşitli kıyafetleriyle bir Avrupalı, Alman bir arkeolog olarak işin başında tüm kılık kıyafeti üniformasıyla bu işin başında diyelim. Bakın bu Oppenheim'ın PR çalışmalarından bir tanesi Batı dünyasını Osmanlı'nın o Orient, hani bugün birçok sanatı etkilemiş, birçok özel çalışmayı etkilemiş o Osmanlı saraylarının büyülü dünyasına dair bir tiyatral işi. Batılı zenginlerin Oppenheim'in koleksiyonuyla poz vermesi bir gelenek.
Oppenheim'in çok zengin bir koleksiyonu var. Özellikle Osmanlı'ya ait kılık kıyafet ve kültürel tüm şeyleri, etnografik yapısını bugün gerçekten bir etnografya müzesine konulacak şekilde güçlü bir koleksiyonu var. Ve özellikle Batı'da varlıklı, güçlü, söz sahibi, siyasi ya da ekonomik anlamda söz sahibi kişileri Osmanlı'nın yanına, Almanların ve Osmanlı'nın yanına çekmek için Osmanlı'nın o büyülü dünyasına dair çeşitli tiyatral gösteriler düzenliyor bunlarla alakalı. Bakın çok net bir şey. Gibi yapmak diyeyim ben buna, bu işe. Buradaki arkadaşların hepsi Avrupalı ve hepsi gibi yapıyorlar. Ne gibi yapıyorlar söyleyeyim. Padişah ve çevresini taklit ediyorlar. Ve neredeyse birebir taklit ediyorlar. Çok başarılı bir iş bu. Kılık kıyafetin tamamı Oppenheim'in koleksiyonu. Ortada oturan bakın sultan, padişah. Onun gibi yapmış bu arkadaş. Tabii ki yanında çeşitli ırklardan ve yaşlardan cariyeleri. Şurada başına bir şey örtmüş, elinde çeşitli hançer gibi şeylerle duran, ayakta ve hemen arkasında durduğu için onun lalası, belki sadrazamı, akıl hocası biri onu canlandırıyor. İşte efendim şarkı söyleyen rakkasesi artık çeşitli onu eğlendirmekle görevli hanımefendiler, dansözü belki. Cücesi bile var, onu bile yapmışlar, canlandırmışlar. Hatta ve hatta Arap bacı bile canlandırılmış durumda Oppenheim'in koleksiyonuyla. Bu bir PR çalışması dediğim gibi, o eğlenceli dünyaya onlar gibi yapmalarını sağlayarak sempati kazanmaya çalışıyor Osmanlı lehine. Bunun tam tersini özellikle İslami sözlerle, işte halifeliğin Osmanlı'da olması, dinen onların yanında olmaları gerektiği, diğerlerinin gavur olduğu, kendinin bir Alman olduğunu görmezden gelerek, Hristiyan olduğunu görmezden gelerek, işte İngilizlerin, Fransızların din düşmanı olduğuna dair broşürler, karikatürler, dergiler, şeyler hazırlayarak da bir yandan Arap Yarımadası'ndaki Müslümanları özellikle Osmanlı yanına çekmeye, oradan kopmamalarını sağlamaya çalışıyor Oppenheim. Bunun sonuçlarını biliyoruz tabii ki. Özellikle Haziran gibi düşmanlıklar patlak verip bir anda savaş başladığında ısrarla, Oppenheim'in büyük ısrarıyla tüm Müslümanların Osmanlı yanında savaşacağına dair ben altyapısını kurdum, her bir kabileyi örgütledim, her bir işte kanaat önderini yanımıza çektim. Cihat ilan edin ve hepsi bizle birlikte olsun. İngilizler, Fransızlar avucunu yalasın diye bir ümidiyle, onun da bastırmasıyla 14 Kasım 1914'te bakın Fatih Camisi'nin avlusunda dönemin fetva emini Ali Haydar Efendi tarafından ilan edilen Cihad-ı Ekber. Bununla ilgili şeyleri de görüyorsunuz. Kırmızı bayraklı olan Sultan Mehmet Reşat Han'ın, yani padişahın ve o zaman Genelkurmay Başkanı olarak hani ki kabaca tarif edebileceğimiz Enver Paşa'nın imzaladığı seferberlik ilanı, kırmızı bayraklı olan Beyanname-i Hümayun. Yeşil bayraklı olan da o zaman Şeyhülislam Ürgüplü Ayrı Efendi ve birçok ulemanın onunla birlikte, sayısını tam hatırlamıyorum, 19 ya da 39 olabilir, emin değilim, yanlış bilgi vermeyeyim. Hepsinin birlikte imzaladığı, mühürlediği cihat fetvası, Fetva-i Şerif. Ve onun da Cihad-ı Ekber ilanını Fetva Emini Ali Haydar Efendi'nin Fatih Cami avlusundan yapması. Ama süreci biliyorsunuz, bu cihat ilanının özellikle Arap Yarımadası'ndaki Müslümanlardan bir karşılığı yoktu. Niye yoktu? Bunu konuşacağız. Yani her ne kadar bir çalışma yapmış olsa da, her ne kadar her yere gezip insanları örgütlemiş olsa da, Avrupalıları örgütlemeye çalışmış olsa da Oppenheim, Oppenheim'in karşısında rakip olarak gördüğü ve gözünün önünde olan bir Karkamış kazı ekibi ve orada karşılaştığı işte Hulli, Lawrence gibi, Hogarth gibi karakterler vardı. Onlarla mücadele ediyordu. İki kazının, aynı yıllarda yapılan iki kazının aslında birbirinin faaliyetlerini gözleme, Almanların özellikle Haseke, Tel Halaf'taki kazılarının da aslında Bağdat Demiryolu'nu yaparken bölgenin nabzını
orayla bir işi yokmuş gibi, sadece kazı yapmaya gelen insanlarmış gibi o kazı perdesinin arkasına saklanıp, pardon, bölgenin nabzını tutma çabasıydı. Bu süreçte birbirine çok yakın iki kazının sürekli olarak sıcak çatışma halinde olduğunu söyleyelim. Her ikisi de arkeolojinin arkasına gizlenmiş istihbarat ekipleriydi. Bu yüzden açık vermeden, gerçek yüzlerini göstermeden, birbirlerini bilerek, ki her biri bir diğerinin istihbarat ajanı olduğunu bilerek, çatışmayı arkeoloji ve bunun kaynaklarının kullanılmasıyla alakalı sürdürdüler. İşte bölgedeki iş gücünü hangisinin önce tutup kazısına çekeceği, işte bölgede konaklama yerlerini, efendim beslenme imkanlarını, işte buna benzer şeyleri biri diğerinin elinden sürekli kapmaya çalıştığı böyle bir çatışma içindeydiler. Arkeoloji görüntüsü altında. Lawrence'ın burada çok net bir şekilde staj yaptığını söyleyebiliriz. Orta Doğu'da liderlik aşamalarını ve çatışma çözümleme konusunda güzel bir staj yapmıştı burada. Çünkü rakibi oldukça kuvvetli bir karakterdi, oldukça güçlü, bu işler deneyimli biriydi. Lawrence burada rakibiyle mücadele ederken Orta Doğu'da bir şeylerin arkasına saklanarak asıl amacını nasıl gerçekleştirileceğine dair oldukça güzel bir taktik staj, öğretici bir staj yaptığını söyleyelim. Halbuki Oppenheim bunlarla uğraşırken aslında kendisinin yaptığı işi, yani kabileleri gezerek, kanaat önderlerini gezerek, buradaki dini kişileri, dini görevlileri, efendime söyleyeyim, geleceğe dair yükselme umudu olanları, ikiyüzlüleri, milliyetçileri, Arap milliyetçilerini, efendime söyleyeyim, Hristiyan gruplara dahil olup burada başka emeller güden herkesi bir fiil gezip onlarla ilgili söz almış olsa bile, kendisinden belki seneler önce, bazıları 15-20 sene, bazı 3-5 sene önce başka bir istihbaratçının gezip aslında bunların tamamını karşı tarafı örgütlediğinin farkında değildi. Bunu da seminerimizin sonunda konuşacağız. Şimdi gelelim çatışmaların hemen öncesine, 1914'ün aşağı yukarı Ocak ayında Filistin Keşif Fonu adı altında bir fon tarafından finanse edilen Necef Çölü'nün, Negev Çölü, bizim Türkçe'de Necef Çölü diyoruz. Necef Çölü'nün arkeolojik araştırılması adı altında bir proje başladı. 1914'ün aşağı yukarı Ocak ayında. Ve bu proje için iki görevli vardı. Leonard Woolley ve Thomas Edward Lawrence, yani bizim Arabistanlı Lawrence. Karkamış kazılarındaki görevini durdurdular. Ve ikisi de Filistin Keşif Fonu adına Necef Çölü'nün arkeolojik bir haritasını çıkarttırma, buradaki eserleri, kalıntıların, efendim izlerin, buradaki geçiş güzergahlarının belirlenmesi için bir projeye başladılar ve Filistin Keşif Fonu tarafından finanse edildi. Tabii ki bu da bir arkeolojik sis perdesiydi. Aslında İngiliz istihbaratı için Necef Çölü'nün geçiş noktalarını, su kaynaklarını ve bu çölde yaşayan, bu coğrafyada yaşayan göçebe bedevilerin bir olası savaşta ne tarafa doğru döneceklerini, kimin yanında tavır alacaklarını anlamak için yapılmış bir çalışmaydı. Özellikle Necef Çölü, olur da bir savaş başlarsa ilk Osmanlı'nın ele geçirmeye çalışacağı yerlerden bir tanesi, tabii ki Mısır, tabii ki Kahire, tabii ki bu yön. O yüzden buraya bir kara ordusuyla gitmek istiyorsanız mutlaka ve mutlaka Necef Çölü'nden geçmek zorundasınız. Olur da Osmanlı bir kara ordusuyla buraya gelirse bu çölü nasıl İngilizler lehine kullanabilir? Bunu araştırıyorlardı. Bunun içinde çok güzel bir perdeleri vardı, arkeoloji. Zaten biliyorsunuz Osmanlı buna izin vermiş. İngilizler de bunun arkasına sığınarak Necef Çölü'nü araştırdılar. Hatta 1915 yılında, yani savaşın civcivli zamanlarında yayınladılar bunu. Bir arkeolojik metin olarak. Tabii ki istihbaratın işine yarayacak bölümleri istihbarata verdiler. Diğer kalan kısımlarını da bir kitap olarak yayınladılar. İşte Filistin fonu, araştırma keşif fonunun bütçesiyle yaptıkları Necef Çölü'nün araştırması. Bakın mesela burada Reyba'da bir su kaynağı
Yani çöldeki nadir olan şeylerden bir tanesi. İşte burada ne kadar su kalmış, yılın hangi ayında ne kadar artıyor, azalıyor. Bunun etrafını kim koruyor? Herkes gelip kullanabiliyor mu? Bu civarda yaşayan kabileler var mı? Ve bunun gibi su içebilecek bir ordunun ihtiyacını karşılayacak kaç tane kaynak var? Bunların hepsini belirlediler. Bakın mesela bu fotoğrafı çeken Lawrence, anladığımız kadarıyla yazıdan burada silüetini gördüğümüz işte doğum. Yani 1910'dan beri yanında olan, birlikte yetiştikleri bu coğrafyada sağ kolu, koruması, aynı zamanda arkadaşı. Bakın burada bu strateji haritası Necef Çölü'nün, istihbarata vermişlerdi bunu. Biraz isimlerini değiştirip çevirip bilimsel yayınlarına da koydular. İki tane güzergah görüyorsunuz. Bir tanesi noktalı olanlar, bir tanesi de düz çizgi olanlar. İkiye ayrıldılar araştırmanın bir noktasında. Woolley bir başka yol seçti kendine. Lawrence bir başka yol seçti. Çölün tamamını o güzergahı takip ederek haritalandırdılar. Sonra bu haritaları üst üste koyup birleştirdiler. Yani İngilizler Osmanlı'nın kendi toprağında, Osmanlı kuvvetlerinin dahi sahip olmadığı bir şeye sahip oldular bu süreçte. Çölün son güncel haritası, geçiş noktalarının, su kaynaklarının ve burada yaşayan insanların savaşan taraflara bakış açısını içeren güzel bir arşiv oldu. Bunun da faydasını görecekler zaman içerisinde. Dediğim gibi savaş bir anda kızıştı, 14'ün Haziran'ı gibi. Bu süreç içerisinde Lawrence hemen orduya yazılmadı. Önce Ekim ayında Hogarth, İngilizlerin Kahire'de kurduğu Arap büronun, İngiliz İstihbarat Teşkilatı'nın bu coğrafyadaki en büyük kuruluşunun başına getirildi Hogarth. Hogarth geldikten sonra aşağı yukarı Ekim ayında gelmişti. Aralık gibi de Lawrence hemen Arap büroya dahil oldu. Orduya yazıldı ve direkt olarak Arap büroya gönderildi. Özellikle şöyle bir süreç vardı burada. Aşağı yukarı 1915'e doğru gelen bir süreçte burada Osmanlıların atadığı bir görevli olan Mekke Şerifi, Mekke Emiri ya da Şerif Hüseyin, ki Haşimi sülalesinin o bölgede kendilerinin peygamber soyundan geldiğini iddia eden Arap aşiretlerden bir tanesidir Haşimiler. Doğruluğunu yanlışlığını ben söyleyebilecek bilgide değilim ama o yönde bir şeyleri var. Haşimilerin en büyüğü Şerif Hüseyin, aynı zamanda Osmanlı'nın Mekke emiri olarak da atadığı bir görevli. Şöyle bir İngilizlerle görüşme içerisinde Osmanlı'ya karşı Arapları örgütleyerek bir Arap isyanı çıkartabileceğini, İngilizleri, Fransızları destekleyeceğini, Osmanlı'ya karşı tavır alabileceğini söylüyor. Bunun karşılığında da efendim Hicaz, işte bugünkü Suriye, bugünkü Irak, Mezopotamya'nın bütünü dahil bağımsız bir Arap devleti kurulması izni karşılığında, buna müsaade edilmesi, bunun desteklenmesi karşılığında bir Arap isyanı örgütleyeceğini, başına geçeceğini ve İngilizleri bu konuda destekleyeceğini söylüyor. İngilizlerin oldukça işine gelen bir şey bu. Özellikle bu sayede hem Süveyş kanalını rahatlıkla koruyabilirler, kara ordularının bu coğrafyadan geçmesine müsaade etmezler. Hem bilmedikleri bir coğrafyada savaşıyorlar, asıl kuvvetleri burada değil. Bu coğrafyada Osmanlı'nın karşısında silahlı başka bir güç dikmiş olacaklar. Hatta ve hatta bu gücü Osmanlı ordularının içerisinden kırıp tekrar onların karşısına koymuş olacaklar. Yani bugün baktığınızda bir spor müsabakasında asıl iki rakibin oynaması gibi bir şey bu. Yani daha evvelden size dahil olan bir kuvvet sizden kopacak, hem eksileceksiniz, hem o kuvvet karşınıza dikilecek. Oldukça İngilizlerin işine gelen bir iş bu. Fakat dediğim gibi Şerif Hüseyin'in talebi, Suriye'nin, İran, bugünkü Suriye'nin, bugünkü İran ve Hicaz'ın içinde olduğu, Mezopotamya'nın tamamının içinde olduğu büyük bir bağımsız Arap devleti kurulmasına müsaade edilmesi. Burada bir tane sıkıntısı var İngilizlerin.
Özellikle müttefiklerinden biri olan Fransızların da bu bölgede emelleri var. Onlar da İngilizlerle birlikte çok uzun yıllardır burada bunun temellerini atıyorlar. Suriye'nin, bugünkü Suriye bölgesinin bir Fransız mandası altında bir Fransız yönetimine bırakılması. Şimdi İngilizler müttefikleri olan, çok uzun zamandır birlikte savaştıkları ve gücüne gerçekten ihtiyaç duydukları Fransızları da kıramıyorlar. Ama böyle bir isyana da ihtiyaçları var. Bu yüzden her ikisiyle gizlice anlaşıyorlar, gizlice görüşüyorlar. Şerif Hüseyin'e diyorlar ki tamam, sana bağımsız bir Arap devleti sözü veriyoruz istediğin coğrafyalarda. Arapları örgütle. Zaten oldukça çetrefilli bir süreçti bu. O zaman bu coğrafyada Osmanlı'nın ordusunda görev alanlar bile bir Arap milliyetçisi rolüne bürünmüş ve Osmanlı'ya karşı diş biler hale gelmişlerdi. Bunun temellerini çok uzun süredir atan, henüz daha kimsenin, bakın sizlerin dahi, karşısına çıkmayan Gertrud Bell'i tabii ki sonunda konuşurken bir kere daha değineceğiz. Şerif Hüseyin yaptığı isyan planında ve işte burayı ayaklandırmasında, özellikle 1915 senesinde çektiği restten sonra, yani olaylar öyle noktaya gelmişti ki İngilizlere acil bir ultimatum verdi. Dedi ki ya çok kısa süre içerisinde benim Arap devleti teklifimi kabul edeceksiniz ya da ben sizden vazgeçeceğim, Osmanlı ile anlaşacağım. Yani ihanet etmekten vazgeçeceğim, Osmanlı'yla birlikte olacağım. Bu yüzden İngilizler tamam dediler ve Şerif Hüseyin burada bir isyan örgütledi. İlk birkaç senesinin, ilk birkaç harekatın başarılı geçtiğini söyleyelim ama ondan sonra Osmanlı ordusu hızla burada önlem aldı. Neredeyse işte Kızıldeniz'e giden yolların tamamını ele geçirdi. Hatta Mekke'nin Şerif Hüseyin'den alınacak şekilde kuşatıldığı, düşmek üzere olduğu bir sürece gelindi. Yani Şerif Hüseyin'in yaptığı iş başarılı olmadı. Bu süreçte Lawrence ne yapıyor onu söyleyelim. Öncelikle Arap Büro'ya, dediğim gibi Kahire'ye, hemen ustasının, Hogarth'ın arkasından gelmişti. Orada istihbarat elemanı olarak görev alıyordu. Ve şunu yapıyordu, çok önemlidir bu. Bugün hala bunun önemi ısrarla vurgulanır, vurgulanmalı. Mezopotamya'da bu savaş sırasında olan biten her şeyi günlük raporlar halinde Arap Büro'nun rütbeli subaylarına veriyordu. Yani kendine bir ekip kurmuştu, bir iletişim ağı kurmuştu. Anlık, efendim işte Baalbek'te çatışma var, Şam'ın dış mahallelerinde işte isyan çıktı, Ürdün kıyılarına işte dört kayıkla malzeme getirildi gibi yerel bir ağdan aldığı haberleri, kendi kurduğu bir ağdan aldığı haberleri günlük bir rapor olarak yetkili subaylara sunuyordu. Ve onların karar alırken bölgede olan biten her şeyi bilerek karar almasını sağlıyordu. Fakat Arap isyanı örgütlenmesi kararı alınca hemen tabii ki Mezopotamya'ya, sahaya döndü. Yani bir başka ekibe altyapı hizmeti vermeyi bıraktı ve hemen Mezopotamya'ya, sahada isyan örgütleme çalışmalarına katıldı. Bakın bu 1916 ile 19 yılları arasında Arap Büro'nun o günlük raporları, bültenlerini daha sonra toplayıp yayınladılar. Keşke alıp herkes okusa, bir coğrafyanın kaderinin değiştirilmesinin ne kadar ufak detaylara bağlı olduğunu görse. Ciddi çalışmalardan bir tanesi bu. Dediğim gibi isyan birkaç başlangıçta başarılı harekattan sonra bir anda hüsrana dönüştü. Hemen Mekke'ye gitti, Hicaz'a gitti. Lawrence ve Ali, Abdullah ve Faysal, Şerif Hüseyin'in üç oğluyla, sanki bir gazeteciymiş, onlarla bu süreçle alakalı röportaj yapıyormuş gibi, her biriyle gizlice, Şerif Hüseyin'in de haberi olmadan birebir görüşme imkanı sağladı, bunu raporladı ve şu kanıya vardı. Dedi ki, isyan yeniden örgütlenmeli ve bu isyanın lideri Faysal, oğullardan Faysal olmalı. Bu isyanı önderlik edebilecek en kapasiteli Şerif'in oğullarından, Şerif Hüseyin'in oğullarından birisinin Faysal olduğunu söyledi. Ve bu yetki hem Faysal'a hem de Lawrence'a verildi ve ikisi birden
Arap Yarımadası'nda işte 1916'ya doğru yeniden bir isyan örgütlemeye başladılar. Bakın Faysal'ın isyanın başına geçirildikten sonraki görüntülerinden bir tanesi. Bu süreçte Lawrence'ın nasıl katkısı olduğunu konuşalım buna. Tabii ki İngilizlerle Arap isyancılar arasında istihbarat birinci görevlerinden bir tanesiydi. Onları buluşturuyordu. İkincisi de isyancıların yapacağı şeylerin stratejilerini, planlamalarını yapıyordu. Fakat zaman zaman sıcak çatışmaya da girdiği bilfiil, yani eline silah alıp çatışmaların içine de girdiğini biliyoruz. Özellikle üç tane şeyi kendi hatıralarında da çok önemli. Bunlardan bir tanesi özellikle hem Ürdün'de hem Baalbek'te hem Şam'ın dış mahallelerinde bir sürü isyancı grubu örgütleyip onlara bir bütünün parçası olduğunu Osmanlı'ya hissettirmeden çeşitli sabotaj faaliyetleri yapabilme imkanı sağlaması. Yani aslında hepsi tek elden, tüm bölgedeki isyancı Araplar tek elden yönetiliyor ve aynı planın parçalarını uyguluyorlar. Ama ona öyle güzel kılıflar buluyor ki Osmanlı'nın görevlileri baktığında işte Şam'ın dışındaki bir mahallede öyle bir grubun küçük bir yeri patlattığını, efendim bir grubun bir adamı esir aldığını ya da bir askeri kuvveti dağıttığını görüyor ama devamı gelmiyor o bölgede bunun. Ha diyor, bunlar yerel küçük bir grup. Önemsemiyor çünkü asıl savaştığı büyük bir ordu, ortada gezen büyük kuvvetlerle bir Faysal var. Yani Faysal bu an görüntüde o büyük kuvvetiyle Osmanlı'nın bütün dikkatini dağıtırken özellikle çok stratejik noktalarda küçük gruplar halinde sabotaj, işte adam kaçırma, çeşitli karakollara baskın gibi işleri örgütlüyor ve bunu yaparken Lawrence bunları aynı işin parçalarıymış gibi göstermemeyi başarıyor. Osmanlı'yı çok iyi yanıltıyor bu süreçte. Bu hatıralarında da bahsedilen önemli noktalardan bir tanesidir. Bir diğeri yine bir çatışmada herhalde Dara'da kılık değiştirmiş bir şeyi örgütlerken Osmanlı kuvvetlerinin ya da yerel olup Osmanlı'ya bağlı olan güçlerin, gene yani bu coğrafyadaki Osmanlı'ya bağlı kalan insanların eline düştüğüne dair kendi hatıralarında yazısı var. Burada o yerel komutanlar ya da yerel yöneticiler tarafından işkence gördüğünü, hatta cinsel tacize uğradığını, tecavüze uğradığını yazıyor hatıralarında ama ilk yayınlarında bu varken daha sonra nedense bu konuya hiç değinmiyor. Yani o yüzden bu işin gerçekten olup olmadığını bilemiyoruz. Özellikle bu Baalbek'te, işte Ürdün'de, Şam'ın dış mahallelerinde yaptığı bu istihbarat ve örgütleme çabası Osmanlı'yı bu işlerin tek elden yönetilmediğini, her birinin ayrılıkçı küçük küçük gruplar olduğuna inandırması kendisine binbaşı rütbesi getirmişti bu süreçte. Sonra dediğim gibi işte bu hatıralarında bahsettiği tecavüz olayı sıcak çatışmaların içine dahil olduğunun bir örneği. Bir başkası da gene Osmanlı'nın en son noktalarında belirli bir bölgede işte kuvvetlerini oradaki isyancıları güzel örgütleyerek, iyi yöneterek geri çekilmek zorunda bırakması. Osmanlı kuvvetlerinin öfkeden yerli halkı, köylüleri katlettiği, kendi hatıralarında yazıyor. Osmanlı tarafında böyle bir kayıt bilmiyorum ben. Osmanlı'nın giderken işte köylüleri katletmesi üzerine Lawrence'ın oradakileri gaza getirip öfkelendirip ele geçirdikleri Osmanlı askerlerini de onların katletmesini, yani birçok kişinin esirlerin katledilmesini savaş suçuna neden olduğu yine kendi hatıralarında anlatılan, işte sıcak bir fiil işin içine girdiğini gösteren şeyler. Şimdi birkaç tane bakalım. Bakın Lawrence burada bir devenin üzerinde ve tamamıyla yerli Arap kıyafetlerinin içerisinde. Ağzının içine kadar girmezseniz bunun bir Avrupalı olduğunu anlamazsınız. Şimdi Oppenheim'ın bu coğrafyada hangi kıyafetlerle hareket ettiğini, Lawrence'ın hangi kıyafetlerle hareket ettiğine bakmış olalım. Bakın mesela bu 1917'de Faysal'ın kampı. Yine Akaba'da Faysal'ın kampı, Lawrence yerel kıyafetler içerisinde. Akaba düşmeden hemen önce, bu soru Akaba'yı ele geçirecek bu kuvvetler. Bakın ortada yayan olan Lawrence, gerçekten ağzının içine dibine kadar girmezseniz onu bir bedevi zannedersiniz, bir Arap yerlisi zannedersiniz. O kadar iyi gizlenmiş durumda.
Bakın İngiliz donanması kıyıda Akaba'nın ele geçirilişi bu. Bu Lawrence'ın önüne ün katan işlerden bir tanesi. Bugün Ürdün yakınlarında deniz kıyısı bir turizm merkezi Akaba şu an. Fakat İngiliz istihbaratıyla, İngiliz ordusuyla isyancıların iletişimini o kadar kuvvetli sağlıyor ki hepsi aynı anda aynı bölgede olabiliyorlar. Bu da ona dediğim gibi büyük başarılar ve rütbeler getiriyor savaş içerisinde. Şimdi İngilizlerin kendi istihbaratına, Araplara ve Fransızlara ikili oynamasını konuşalım. Dedik ki Şerif Hüseyin şöyle bir istekte bulunmuştu. Suriye'nin, Irak'ın, Hicaz'ın, Mezopotamya'nın belki tamamının dahil olduğu bağımsız bir Arap devleti sözü istemişti. Fransızlar da Suriye'nin büyük bir bölümünü istiyor. Orada bir Fransız mandası kurmak istiyorlar. İngilizler o yüzden her ikisine de tamam diyorlar ama Fransa ile bunu yazılı bir anlaşmaya dökecekler biliyorsunuz ki. İsyan bir taraftan burada sürerken Londra'da Sykes-Picot anlaşması Fransızlara, bugün Şam dahil olmak üzere Suriye bölgesini Fransızlara yazılı olarak bırakıyor. Tabii ki İngilizler buradaki işi bozmamak adına Kahire'deki Arap Büro'ya yani kendi istihbarat ofislerine Fransızlarla yaptığı anlaşmayı bildirmiyorlar. Çünkü bu büro başta Lawrence, Hogarth olmak üzere İngilizlerin kendi çıkarı için geleceğe yönelik işleri de düşünerek bağımsız bir Arap devletinin İngilizlerin daha çok işine geleceğine inanıyor. Fransızlara buradan herhangi bir toprak verilmesini doğru bulmuyorlar. Tabii ki buradaki bağımsız Arap devleti dediğimiz İngiliz himayesinde bağımsız. Yani kendimizi de kandırmayalım, kimseyi de kandırmayalım. O yüzden Lawrence, işte Hogarth başta olmak üzere bu büro bir Arap devleti kurulması için çalışıyor. Fransızlara buradan toprak verilmesine karşı. Bu yüzden İngiliz hükümeti kendi istihbaratına yalan söylüyor. Bir yandan da Fransızlarla burada anlaşma yapıyorlar. Daha sonra özellikle 1917 yılında Faysal ve Lawrence Sykes-Picot anlaşmasından haberdar oluyorlar. Yani düşünün, İngiliz hükümeti size söz vermiş, bunun için canınızı dişinize takmışsınız, savaşıyorsunuz, insan kaybediyorsunuz, bir yerler kazanıyorsunuz ve bir anda bakıyorsunuz ki bu aldığınız yerlerin birçoğu başkasına verilecek. Lawrence da bu sefer ikili oynamaya başlayacak. Kendi bürosuna haber vermeden Faysal'la ikisi Şam'ın Faysal kuvvetleri tarafından işgal edilmesine yönelik bir dizi harekata girişecekler. Yani baktığınız zaman herkesin birbirinin arkasından iş çevirdiği bir dönem. İngilizler kendi bürolarına haber vermeden Fransızlarla anlaşıyor. Hem Araplara hem Fransızlara aynı sözü veriyorlar. Birbirlerinden de haberdar olmamalarını sağlıyorlar. Fakat Lawrence bunu öğreniyor. Bu sefer kendi üstlerine haber vermeden, o da hem hükümeti hem bağlı olduğu istihbarat bürosuna haber vermeden, Faysal'la birlikte Şam'ı ele geçirerek bir oldu bitti yapıp bu toprakları bir Arap devletinin içine katma harekatları yapıyorlar. Bakın, bu Lawrence'ın Rolls-Royce'u bir savaş aracına çevirmiş bunu. Bu Rolls-Royce'a Mezopotamya'da yaşayıp da söz sahibi olan kişilerden bilmeyen kimse yoktur. Mutlaka Mezopotamya'da o çağda yani 3 kişiyi bile yöneten biriyseniz mutlaka bu Rolls-Royce'a binmiş, burada bir anlaşma yapmış, burada bir şeyin parçası mutlaka olmuşsunuzdur. Yaptıkları başarılı çalışmalar sonucunda Şam'ı Arap kuvvetleri, Faysal'ın kuvvetleri ele geçirecekler. Tabii ki İngiliz istihbaratı dünkü çocuk değil. Lawrence dünkü çocuk ama İngiliz istihbaratı dünkü çocuk değil. O yüzden bu harekatlar birkaç zafer elde ettikten sonra İngiliz istihbaratı Lawrence'ın asıl amacını görüyor. Yani burayı Faysal'a ele geçirtip bir oldu bittiye getirmeye çalışacağını görüyor ve durumu tartıyor. İngiliz istihbaratının işine geliyor. Yani işler Fransa ile sıkışma noktasına gelirse Lawrence'ı hain ilan edip biz böyle bir şey yapmadık, haberimiz yoktu diyebilirler. Ama Lawrence başarılı olur da Faysal kuvvetleri ele geçirirse kendi güdümlerinde kocaman bir devlet kurarlar
Fransızlara hiçbir şey vermeden istedikleri gibi sömürebilirler. Bir oldu bittiye gelebilir. Bu yüzden onlar da Lawrence'ın yaptıklarından haberdar değilmiş gibi davranmaya başlıyorlar. Ve aşağı yukarı çok kısa bir süre içerisinde Faysal'ın kuvvetleri tarafından Şam fethediliyor. Lawrence tam kentin düştüğü vakitte orada yok ama ertesi sabah 9'a doğru Şam'a giriyor. Bakın Şam'a girerken o meşhur Rolls Royce ile birlikte Lawrence'ı arabanın içinde görebilirsiniz. Ve burada çok kısa sürede bir Şam Arap devleti kurulmasına, Arap hükümeti kurulmasına önderlik ediyor. Ve bu sayede Faysal kral haline gelecek. Bir hükümet kuracak burada, bir devlet kuracak. Ve görüldüğü üzere bu şeyden, ikili oyunlardan galip çıkan Lawrence olacak. Yani hem İngiliz hükümetini kandırmış olacak, hem kendi istihbarat amirlerini kandırmış olacak, hem Fransızlara yapılan anlaşmayı oldu bittiye getirip bozmuş olacak. 1918 yılında oldu bunlar, aşağı yukarı Ekim ayında. Tabii ki Fransızlar da dünkü çocuk değil, 1920 yılında ordularıyla gelip Şam'ı fethedecekler. Lawrence'ın rüyasına son verecekler. Ama bu bir başka konu. Ama burada başarıyla Faysal'a bir Suriye'de bir hükümet, Arap devleti hükümeti kurdurduğunu söyleyelim. Bu arada isyancılar çalışıyor. İstihbaratçılar çalışıyor ama İngiliz ordusu da çalışıyor. İşte Birinci Dünya Savaşı'nın belki de en önemli karakterlerinden bir tanesi. Kudüs'ü İngilizler adına fetheden Mareşal Edmund Henry Allenby. Allenby Kudüs'e girerken, bakın o fotoğrafı da göstereyim size, yürüyerek giriyor, at üstünde değil. Ve sorduklarında bunu neden yaptığını, Kudüs'ün çok kutsal bir yer olduğunu, bir atın ayakları altında kirletilemeyeceğini söylüyor. O yüzden zafer kazanmış Fatih bir komutan olarak bile olsa buranın dinsel kutsallığına, işte bu yapısına saygı duymak adına böyle girdiğini söylüyor. Tabii ki hem yerli halktan artı puan alıyor, sempati kazanıyor. Hem de kendisini dönemin en ünlü siması haline getiriyor. Kudüs'ü fetheden komutan olarak ve böyle hassas, böyle değerlere dikkat eden biri olarak bir popstar'a doğru, bir ikona doğru ilerleyecek buradan. Ekim'de Şam, Aralık'ta da Kudüs çeşitli İngiliz güçleri tarafından böylece ele geçirilmiş oldu. Şimdi Allenby'ye niye geldik? Bununla ilgili süreci de anlatalım. Şimdi özellikle 1918'den sonra, Birinci Dünya Savaşı son bulduktan sonra tam bir albay olarak ülkesine dönmüştü Lawrence. Fakat savaşın son günlerinde, son haftalarında, son birkaç ayında belki Amerikalı bir yazar olan Lowell Thomas bölgeye gelmiş ve hem Kudüs Fatihi Allenby'yi hem Lawrence gibi buradaki önemli karakterleri, işte Henry Chase fotoğrafçısıyla ve kameramanıyla birlikte işte görüntülerini almış, fotoğraflarını almış, onlarla röportaj yapmıştı. Kafasında Amerikalılar adına Amerikalıları bu topa güçlü bir şekilde sokacak bir reklam çalışması vardı. Ve kendini de meşhur etmek istiyordu. Buradaki dünyayı da Batı gözünden anlatmak istiyordu ve Amerikalıların da Batı'ya destek olduğunu göstermek istiyordu. Bakın Lowell Thomas ve Lawrence 1918'de birlikteler. Şu arkadaşımız Lowell Thomas, bunu da söyleyeyim, Amerikalı yazar. Bakın onun ilk çektiği Lawrence fotoğrafı, bu da renklendirilmiş hali, Kudüs'te 1918'de çekilmiş bu, Kudüs fethedildikten kısa bir süre sonra. Bakın çölde toplantı yapan bir Lawrence'ımız var. Bu da onun renklendirilmiş hali, çok muhteşem bir fotoğraf. Henry Chase'in çektiği, Lowell Thomas'ın kameramanının. İçinde efendim konferansların, dansların, müziklerin, sahne şovlarının, fotoğrafların ve görüntülerin olduğu bir sahne şovu hazırlıyor Lowell Thomas. Ve Kudüs Fatihi Allenby'nin adıyla
Bu sahne şovunu önce New York'ta, sonra Londra'da 1919 senesinde sergiliyor savaştan hemen sonra. İsmi de işte With Allenby in Palestine, Filistin, Allenby Filistin'de diye. Burada bir yardımcı karakter olarak Arabistanlı Lawrence'ı da fotoğrafları ve işte filmleri, gösterileri yaptıkları, onunla ilgili röportajlarıyla anlatıyor. Bu tamamıyla Osmanlı'nın kötülenmesini, bu coğrafyada yaşayan insanların mutlaka batıya ihtiyaç duyduğunu gösterecek. İşte savaş kahramanlarını ön plana çıkartıp ölen milyonları batıya unutturacak. Buradan gelecek yağlı ballı işleri ne kadar güzel olacağına ileriye yönelik umut verecek. Ve insanları oyalayacak kahramanlık öykülerinin bir versiyonu bu. Ama deneysel bir çalışma. İşte içinde dans var, dediğim gibi müzik var, konferanslar, gösteriler, bir sürü şey var. Burada Lawrence bir yan karakter. Asıl bakın çok net bir şekilde afişte de göreceğiniz üzere Filistin Fatihi Mareşal Allenby başrolde. Fakat gösteri, iki tane gösteri yaptıktan sonra halkın asıl ilgisinin, asıl konuştuğunun yerel kıyafetler içindeki bir İngiliz olan istihbaratçı Lawrence olduğunu fark ediyor. Yani bir mareşal zaten bir yerleri fethetmek zorunda, orduların başında. O yüzden onun yaptığı işi çok önemseyen yok. Ama bir Arap gibi giyinip, Arapça konuşup, Araplarla uyuyarak, çadırlarda, çöllerde yatarak büyük bir toprağı İngilizlerin himayesine sokmayı başaran yerel kıyafetler içerisindeki bir Lawrence çok daha ilgi çektiğini anlayınca gösteriyi yeniden düzenliyor ve Londra'da giydirerek Lawrence'ı 1919'da tekrardan fotoğraflıyor. Bakın mesela bu fotoğraf Londra'da bir bahçede çekilmiş. Yani canlandırma yapıyorlar aslında, tekrardan çekiliyor ve gösteriyi Lawrence'ı öne çıkartarak tekrarlıyor. Bakın bununla ilgili çeşitli afişler. Mesela altta Lloyd George'un Albay Lawrence'la ilgili bütün anlatılanların, Davul Thomas tarafından anlatılanların doğru olduğunu, kendi düşüncesine göre bu savaşın ve modern zamanların en yaratıcı, en romantik karakterinin Lawrence olduğunu direkt bir hükümet sözcüsüne anlattırıyor. Bakın Manchester programı var burada. Nisan 1920'de Most Romantic diye böyle kariyer olarak gösteriyor Lawrence'ı. Ve Lawrence bu tarihten itibaren bir halk kahramanına, aynı zamanda aranan popüler bir ikona dönüşüyor. Tabii ki bu süreçte kendisinin hatıraları da kitap olacak. Yani bir yandan kendisi de üretmeye devam edecek. Bunu söyleyelim. Savaş bitti, mütareke imzalandı. Fakat bu bölgede sular durulmuyor. Ne yapacağız? Bu bölgede tüm hak sahiplerini bir yere toplamak gerekiyor. Batı'nın en sevdiği işlerden bir tanesi, kendi evinde başka coğrafyaya ait şeylerin karar verilmesini sağlamak. 1919'da Paris Barış Konferansı, Dünya Savaşı'nı resmen sonlandıran bir şey bu. Yani savaş bitmişti, fakat yerel çatışmalar, paylaşma çabaları devam ediyordu. Bunu sonlandıracak. Bakın Kral Faysal Irak'ta bir devlet kuracak. Mahiyetinde, görüşmelere gelirken mahiyetinde Lawrence'da var. Yani bir İngiliz albayı Irak devletinin sınırlarının belirlenmesi için Paris Barış Konferansı'nda Irak heyetinde. Gertrude Bell de burada. Fotoğraflarını göstermiyorum. Ama bir masa varsa o masayı hazırlayan Gertrude Bell'dir. Masada oturup poz vermez ama mutlaka sofrayı o hazırlar. Herkesi gönderir. Yeni gelenler için yeni sofra hazırlar. Kral Faysal ve Kudüs Fatihi Mareşal Allenby Paris Barış Konferansı'nda. Şimdi Semir'in sonuna dair bir spoiler olsun bu da. Bakın şu fotoğraf 1916 yılında Basra'da çekilmiş. Hindistan'ın Britanya Krallığı yetkilisi ünlü Sir Percy Cox var. Ve Gertrude Bell hanımefendimiz burada. Buradaki beyefendi de Abdülaziz İbn Saud. Yani birazdan kurulacak Suudi Krallığı'nın bir kralı olacak. Şimdi
seminerin sonunda Gertrud Bell hanımefendinin geçmişine doğru indiğimizde 1900'lerde Mezopotamya'da gezerek insanları örgütlediğini, bunun üzerine 15-20 yıl sonra İngilizlerin bunun ekmeğini yediğini görmüştük. Bakın, Mezopotamya'da hınharca savaş devam ediyor. Arap isyanı, İngilizler, Osmanlı kuvvetleri, Fransızlar, efendim Filistin'i bir taraftan, İsrail kurulmaya çalışıyor falan. Bu süreç içerisinde bir sonraki hamleyi hazırlayan Arap Yarımadası'nın diğer tarafında Suudi bölgesini, bugün adıyla işte Suudi Arabistan'ı, Birleşik Arap Emirlikleri'ni ve şeyi parçalar halinde, farklı farklı devletler halinde, hepsini Avrupa'nın himayesinde, onların yönetimi altında görüntüde bağımsız bir hale getirecek çalışmaların temellerini atıyor. Yani herkesten bir adım önde bir Gertrud Bell'den bahsedebiliriz. Bütün dünya savaş halinde, o savaşı yaratan karakterlerden biri, bir sonraki savaş için o savaşta rol alacak yerli karakterleri görevlerini dağıtıyor, onlara rol biçiyor şu an 1916 Basra'da. Şimdi biz devam edelim. Savaş bittikten sonra, Paris Barış Konferansı da sonlandıktan sonra İngiltere'ye döndü ve kayıtlara göre Lawrence dış işlerinde bir diplomat olarak görev aldı. Meşhur bir karakterimiz var tabii ki. Bundan sonraki süreç içinde özellikle İngilizlerin tarihinde önemli bir yer tutacak Winston Churchill. Bu Birinci Dünya Savaşı ve onun sonrasındaki süreçte sömürge bakanı, koloni bakanı ve Lawrence da onun danışmanı, her yere birlikte gidiyorlar. Lawrence'ın bürokrasiden ve masa başı işten nefret ettiğini biliyoruz ama koloni bakanı olarak, onun danışmanı olarak yaptığı görevde sıklıkla Mezopotamya'yı, Arap Yarımadası'na seyahat ettiği için geçici bir süre bu görevi yapabilecek durumda. Şimdi 1915 yılında 16'ya doğru Lawrence'ı Hicaz'a göndermiş ve Şerif Hüseyin'in çocuklarıyla röportaj yaptırmıştık. Oradan da Faysal'ı lider seçmişti. Faysal'ı lider seçti ama Abdullah'ı, Ali'yi dışarıda bırakacak değiller. Bakınız, hemen Paris Barış Konferansı'ndan sonraki süreçte bu sefer Abdullah, Şerif Hüseyin'in çocuklarından karşımıza Kral Abdullah olarak çıkıyor. Kendisine bir Ürdün bölgesi, bir krallığı kurulacak. Trans-Ürdün adı İngilizler için hem İsrail-Filistin bölgesiyle hem Mezopotamya'da Fransızlar ve İngilizlerin himayesindeki devletlerle buradaki şeylerin geçiş güzergahlarında hepsinin eşit mesafede bölgenin ticaretini artıracak şekilde çalışmaya söz veren, bölgede işte imar faaliyetleri yapacağını söz veren, bölgede güvenli ortam oluşturacağına söz veren bir geçiş Ürdün hükümeti kuruluyor. Tabii ki bunun kuruluş aşamasında da coğrafyanın en iyi istihbaratçılarından biri Lawrence. Bakın, hemen Kral Abdullah'ın yanında. Bakalım bundan ilgili şeylere. Evet, bir fotoğraf okuması yapalım burada. Bizim için çok önemli. Kahire 1921 barış görüşmeleri, Trans-Ürdün kurulacak bunun arkasından. Aşağı yukarı 19 delege var yanlış hatırlamıyorsam. Birçoğu bu fotoğrafta var. Deve üzerinde olanların hepsinin oy sahibi birer ülke delegesi olduğunu ya da ülkelerin birden fazla delegesi olduğunu, at üzerinde olanların görevli olduğunu, yardımcı olduğunu, yayan olanların da işte bu süreci gözlemlemeye gelen kişiler ya da yardımcılar olduğunu söyleyelim. Şimdi bakın, Mısır'da piramitlerin önünde fotoğraf makinesine poz vermişler. Bu arkadaşların her biri bu coğrafya içinde, kendi ülkeleri içinde söz sahibi karakterler. Winston Churchill'i kendine has o gözlük şapka kombiniyle görüyoruz. Lawrence'ı burada görüyoruz ve Gertrud Bell hanımefendiyi kamera karşısında çok görmeyiz. Bu tür ünlülerin arasında, söz sahibi kişilerin arasında çok gözükmez. Nasılsa gözükmüş ama çok net bir şekilde bize mesaj veriyor. Ben bu toprakların insanıyım diyor. Bakın, bütün bu delegeler burada, senelerdir savaşan Lawrence bile devesine fotoğrafta hakim olamamış. Onu tam durdurup poz verdirtememiş.
Gertrud Bell'in ip gibi duruyor devesi Hazıbal'da. Bu coğrafyada yatıp kalkan bu coğrafyanın insanı Gertrud Bell. Sadece bir fotoğraf karesinde bile bakın koloni bakanı, sömürge bakanı Churchill bir tarafında. Lawrence bir tarafında, ikisinin ortasında oturuyor. Bir de dikkatinizi çekelim. Şu oy sahibi, görüşmelerde söz sahibi erkeklerin arasında bu kadar eril bir ortamda söz sahibi tek kadın olarak da gücünü bir kez daha tek bir fotoğrafla bize gösteriyor. Bakın Lawrence, Kral Abdullah hemen Churchill'in önde giderken arkasında gizlice görüşüyorlar. Tabii gizlendikleri kişi diğer heyet üyeleri, Churchill değil. Ve bu görüşmenin ertesi günü Transjordan kurulacak Kahire görüşmelerinde. Ne söyleneceği ezberletiliyor belki de Abdullah'a. Kuruldu. Amman Havalimanı'nın açılışı 1921'de bakın. Emir Abdullah burada. Lawrence da burada. Bir İngiliz olması gerektiği zaman İngiliz. Diplomat olması gerektiği zaman diplomat. Bir Arap olması gerektiği zaman Arap olan Lawrence'ın ortama ayak uydurması. Seminerin başında kapak fotoğrafı olarak göstermiştim. Kahire'deki görüşmelerde 1921'de tabii ki sıklıkla baş başa kalıp olan biteni detaylandırıp işte kritik yapıyorlar öyle diyeyim ve kararları alıyorlar. Lawrence bir uygulayıcı. Gertrud Bell hazırlayıcı, karar verici, hazırlayıcı, uygulayıcı, sonlandırıcı her şey. Bu fotoğrafı da konuşmuş olalım. Sonra barış görüşmelerinden sonra döndü ve dış işlerinden ayrıldı Lawrence. Ne yapacak Lawrence? Sahte isimle, sahte kimliklerle orduya yazıldı tekrardan. Bakın, RAF yani Royal Air Force İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne sahte isimle katıldı. Sonra sahte kimlikle katıldığı ortaya çıktı, oradan atıldı. Başka bir sahte kimlikle tank birliğine katıldı. Sonra sahte kimliği ortaya çıktı, oradan atıldı. Tekrardan başka bir sahte isimle tekrardan Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne katıldı. Şaka değil bu. Oldukça komik bir şey ama bir şaka değil. Aslında bunların hepsinin bir istihbarat oyunu olduğunu, Lawrence çok ünlü popüler bir karakter olduğu için onu kendi adıyla bir yere kattığınızda, bir göreve gönderdiğinizde bütün başka ülkelerin istihbaratlarının hemen antenlerini havaya kaldıracaklarını, onu kolaylıkla fark edeceklerini biliyorsunuz. Ama alelade birisi olarak gönderilirse görev yapacağı bölgelere kendi çalışma arkadaşları bile onun kim olduğunu bilmezlerse rahatlıkla kamuflaj içerisinde görevini yapabilir. Mesela güzel bir detay burada, bunun için aldığım bu fotoğrafı ve ismi. Bakın Lawrence'ın Hindistan'da normal bir hava kuvvetleri askeri olarak görev yaptığı bir fotoğraf. Buradaki ismi Thomas Edward Shaw. Yani Thomas Edward Lawrence değil, Thomas Edward Shaw. Bu Shaw soyadını da neden alıyor? Yazar Bernard Shaw'dan. Çok iyiler. Yazarlık alanında bir manevi babası olarak görüyor. Yazdığı her şeyi önce ona gönderiyor. Hatta çok popüler olduğu dönemlerde medyadan, basından, başkalarından saklanması gerekse karı koca şovların evinin üst katında aylarca kimseye gözükmeden yaşıyor. O kadar düşkünler birbirlerine. O yüzden kendine bir sahte isim seçerken soy ismini manevi babam dediği şovdan alması çok normal. Sahte isimlerle orduya katılmasının nedeni kendi iş arkadaşlarının, amirlerinin bile onun kim olduğunu anlamaması. Bu sayede verilen istihbarat görevini rahatlıkla yerine getirebilmesi kimseye çaktırmadan. 1935 senesinde, o senelere doğru gelirken diyeyim en azından, 25'ten sonraki süreçte hava kuvvetlerinde ve donanmada, işte tank birliğinde çeşitli görevler yapıyor. Özellikle şöyle bir sıkıntısı var, deniz kurtarma gemilerinin çok hantal, çok ağır oluşu canını sıkıyor. Ne zaman bir deniz kazası olsa, bir tekne vurulsa, yaralansa ya da bir çeşit kaza nedeniyle tahrip olsa, o gemidekileri kurtarma, insanları kurtarma, oradaki malzemeyi kurtarma için kurtarma gemileri, işte yangın söndürme gemileri falan geliyor. Bu gemiler
çok hantal, çok ağırlar. Hızları çok düşük. Bu sebeple vardıkları zaman hep birçok insan ölmüş oluyor. Hep birçok malzeme kaybedilmiş oluyor. Bununla ilgili sürekli halde çalışıyor. Ve bir proje geçirtiyor Hava Kuvvetleri'ne. Bu proje kapsamında da o dönemde çok ünlü sürat motorları şirketi olan Scott Payne ile İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ni bir araya getirip kurtarma gemilerini Scott Payne'in şirketine yaptırıyor. Çizim aşamalarından üretim aşamalarına, deney aşamalarına kadar bu kurtarma gemilerini kendisi test ediyor. Bu oradan bir fotoğraf. Yaptığı modellemeler bugün Ruff Hendon'daki müzesinde, Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin müzesinde var. Hatta bu tür kurtarma gemilerinin işte kullanılması, efendime söyleyeyim gerekiyorsa tamir edilmesi ve yapılacak bunlarla ilgili her şeyi anlatan teknik bir el kitabı da hazırlıyor. Neredeyse modern zamanlara kadar bu kitap o kadar iyi bir kitap ki, teknik el kitabı ki, hala kullanılmaya devam ediyor. Lawrence'ın enteresan şeylerinden biri. Kendisi aynı zamanda bir motosiklet hastası. Çok sayıda motosikleti var. Bakın bu Bruce Spurrier SS. Özellikle bugün İmparatorluk Savaş Müzesi'nde sergileniyor Londra'da. Lawrence'ın belki de en sevdiği motosikleti ama aynı zamanda da ölümüne neden olan motosikleti. 35'te ayrılıyor ordudan. İllallah diye emekliliğini ilan ediyor. Yani sahte isimlerle girdiği ordudan da emekli oluyor. Aşağı yukarı emekliliğinden 2 ay sonra kaynakların aktardığına göre, görgü tanıklarının aktardığına göre motosikletiyle giderken 2 tane bisikletli genç karşısına çıkacak. Onlara çarpmamak için motosikletin yönünü değiştirecek. Fakat kontrolü tekrar eline sağlamayacak, düşecek ve bir kafasını yaralayacak, kafa travması geçirecek. Onunla ilgili de Dorset'te bakın bu anıtı var, kaza anıtı. Bu taşın işte yakınlarında Arabistanlı Lawrence'ın motosikletiyle ölümcül bir kaza geçirdiğini 13 Mayıs 1935 tarihi olarak taşa not almışlar. 5-6 gün kadar komada kalıyor. 19 Mayıs günü ölüyor. Onunla ilgili St. Nicholas Kilisesi'nde mezar yeri yapılıyor. Cenaze törenine Winston Churchill'in de geldiği söyleniyor. Zaten çok uzun yıllar çalışma arkadaşıydılar. Bakın bu mezar taşı özellikle burada kim olduğunun haricinde burada bir motto var. Dominus Illuminatio Mihi, yani Türkçesi Tanrı benim ışığımdır diye. Şimdi keşke bunu canlı online yüz yüze ya da yapabiliyor olsaydık. Ben size şu soruyu sorsaydım. Tanrı benim ışığımdır mottosu İngiltere'de hangi kuruluşun ya da kuruluşların mottosudur desem. İki cevabınızı buradan çok rahat bir şekilde duyar gibiyim. Tabii ki İngiliz İstihbarat Teşkilatı'nın kapısında Tanrı benim ışığımdır yazıyor. Ve tabii ki Oxford eğitim kurumlarının kapısında Tanrı benim ışığımdır yazıyor. Haliyle kökenini nereye ait olduğunu da göstermesi bakımından mezarında bu var. Şimdi Lawrence'ı tabii ki yaptıkları kayda değer, övgüye değer işler. Fakat bu bir kişisel mesleki başarı olarak övülür. Yoksa bu coğrafyada yaptıkları milyonlarca kişinin ölümüne, bu coğrafyanın bir kan gölüne dönmesine, sürekli olarak bu coğrafyanın hala bir çeşitte savaşmaya devam etmesine ve buraların bu kargaşa ortamında Batı tarafından sömürülmesine, tüm kaynaklarının tüketilmesine, bunların Batılılar tarafından kullanılmasına neden oldu. O yüzden baktığınızda bu coğrafyada yaşayanlar için kötü bir karakter. Fakat bu coğrafyada yaşayanlar için bile dünyada bir faydası olmuş mu Lawrence'ın derseniz, Batı için faydası çok, İngiliz hükümeti için faydası çok ama bu coğrafyadakiler için de bir faydası olmuş mu derseniz, bütün dünyaya bir faydası oldu. Bu faydayı da ölürken sağladı diyebilirim. Bakın 6 gün komada kalacak. Bu sırada doktorlardan bir tanesi ünlü Avustralyalı Sir Bell Kearns. Kendisi bir kafa cerrahı, travma cerrahı.
Ve uzun bir çalışması var. Saygın da bir doktor, önemli de bir doktor. Bu kadar popüler, bu kadar ikonik bir karakterin bir motosiklet kazasında kafa travması nedeniyle ölmesini kendi çalışması için bir füze gibi sanki onu ittirecek, ön plana çıkaracak bir araç olarak kullanıyor. Ve özellikle devlet görevlilerinin, işte askeri görevlilerin başta olmak üzere motosiklet ve bisiklet kullananların kafa travmasına bağlı ciddi yaralanmalarını ve ölmelerini raporlayarak yayınlıyor. Diyor ki biz bunu önleyebilirdik. Kask kullanarak. Mesela kask kullansaydık meşhur halk kahramanı Lawrence'ımız ölmezdi diye ve yaptığı çalışmayı İngiliz hükümetine kabul ettiriyor. Hükümet yasa çıkartacak. O saatten itibaren, o tarihten itibaren motosiklet ve bisiklet kullanan önce devlet görevlileri, sonra bu yasa tüm halka yayılacak. Kask kullanma zorunluluğu getiriyor. Bugün dünyada milyon kişinin ölümüne sebep olmuştur belki ama milyon kişinin de hayatta kalmasına ölüm biçimiyle yardımcı olmuştur Lawrence. Dünyada bu yasanın çıkmasına ön ayak olan, bunun yaparken de Lawrence'ın popülerliğini kullanarak Lawrence'ın da gerçekte bir işe yaramasına sebep olan ünlü doktorumuz. Zaten Sir unvanını da görüyorsunuz. Kolay edinilen bir şey değil bu unvan. Evet, Lawrence'ın dünyası kitaplarıyla tamamlayalım. Dedi ki aynı zamanda yazar, aynı zamanda çevirmen, aynı zamanda arkeolog. Önemli bir karakter. En ünlü kitabı Bilgeliğin Yedi Sütunu Türkçe'ye çevrilmiş durumda. Gene onunla bir bütünlük sağlayacak şekilde benzer şeylerden bahseden Çölde İsyan, ikinci kitabı. Öldükten sonra kardeşi tarafından toparlanıp basılması sağlanan kitabı The Mint, en bilinen çalışmaları. Bunun dışında İngilizce ana dilinin yanında Fransızcaya, Latinceye, Arapçaya ve Yunancaya da ana dil düzeyinde hakim. Hatta eğitimi sırasında Fransa'ya bisikletle gezi yaparken orada onunla karşılaşan bazı kişiler ileride zamanlarda hatıratlarında bahsetmişler Lawrence'dan. Fransız sandıklarını söylüyorlar dili çok etkin kullanmasından. Zaten Arapçayı bu kadar iyi kullanmasa bir coğrafyayı örgütleyemezdi ama Latince ve Yunancası da çok iyi. Bakın bu görmüş olduğunuz ünlü Homeros'un Odysseus öyküsü olan kitabının çevirisi. Bu İngiltere'de çok sayıda bu çeviri var bu kitap üzerinden ama bugün hala eğitim kurumlarında tavsiye edilen Lawrence'ın çevirisi. Orijinal Yunanca'dan bu işi yaptığı için. Kendisi gibi ilginç bir karakterin Fransızca kitabını da çevirmiş. Karakterin orijinal ismi Rudolf Bernhard ama bir Fransız gibi Fransızca yazıyor. İsmini değiştirip Adrien Le Coeur bu diye. Onun Orman Devi kitabını Fransızcadan İngilizce'ye çeviriyor. Çevirilerinden bir tanesi. Seminerin sonlarında da söylemiştim biraz önce. Kurtarma botları için teknik ve el kitabı, kullanım kılavuzu. Bu da Lawrence'ın önemli şeylerinden bir tanesi. Şimdi Lawrence'ı İngiltere'ye gönderdik, Fransa'ya gönderdik, Suriye'ye gönderdik. Kolejden mezun ettik, Karkamış kazılarına kattık, çöllere gönderdik, Arap isyanını başlattık. Ünvanları bu arada Teğmen'den binbaşıya albaya çıktı. Ülkeye döndü, barış konferanslarında ülke sınırı belirledi, yeni ülkeler kurdu, Transürdün gibi dışişlerine çalıştı, askeriyeye sahte kimliklerle girdi. Nihayetinde hakkın rahmetine kavuşturduk. Şimdi onunla yolculuğa Karkamış'ta başlamış olan Woolley'nin dünyasına bir bakalım. Sir unvanı daha sonradan kendisine verilecek Leonard Woolley. İngiliz Katolik bir din görevlisinin bol 12-13 çocuğundan bir tanesi. Kendisi özellikle Ashmolean Müzesi'nde Arthur Evans'ın bu Girit kazılarını yapan dünyaca meşhur Minos kültürünü dünyaya duyuran Arthur Evans'ın asistanı. Bu yüzden bu süreç içerisinde hem Hogarth'la
hem Lawrence'la aynı ortam içerisinde olan karakterlerden bir tanesi. Yine eğitimi Oxford Eğitim Kurumlarından. Hatırlarsanız onu 1910 yılında Hogarth'ın önderliğinde Karkamış kazılarına götürmüştük. Bir yandan Karkamış'ı kazıyorlar, bir yandan da Oppenheim'ı, Alman istihbaratını, Bağdat Demiryolu'nu gözlüyorlardı. Lawrence oradan aldı yürüdü de, Woolley'e ne oldu? Buna tabii bakalım. Eşi aynı zamanda bir arkeolog hem de bir hemşire olan, savaş sırasında da gönüllü hemşireliği bakımından ünlenmiş Catherine Woolley. 1900 savaş çıkar çıkmaz Woolley hemen istihbarata, orduya yazıldı ve Kahire ofisine gönderildi o da diğer arkadaşlarıyla birlikte. Fakat burada bir gemi yolculuğu sırasında gemisi bir mayına çarptı ve batmak üzereyken bir Türk gemisi tarafından, Osmanlı gemisi tarafından kurtarıldı ve savaş esiri olarak alındı. Yani kim olduğu Karkamış kazılarından biliniyor, Osmanlı'nın kayıtlarında var. Savaş çıkar çıkmaz istihbarata yazıldığı için bilinen kişilerden bir tanesi. 1916 senesinde esir alındı ve Kastamonu cezaevinde savaş bittiği 1918 yılına kadar esir kaldı. Yani bu yüzden savaş sırasında hiçbir maceralı bir hayat yaşayamadı. Esir olarak Kastamonu hapishanesinde tutuluyordu Woolley. 1918'de savaş bittikten sonra esir değişimi programı çerçevesinde bırakıldı. Bırakılır bırakılmaz bu işlere girmedi, istihbarat vesaire işlerine girmedi ve asıl hevesi olan arkeolojiye döndü. Kendisini bütün dünya Ur kazılarından tanıyacak. Bakın bu Ashmolean Müzesi, bu da Girit kazılarını ortaya çıkartan, Minos kültürünü ortaya çıkartan Arthur Evans. Eskiden Ashmolean Müzesi'nde müdürüydü, yerine Hogarth geçti. Woolley de bunun asistanıydı vakti zamanında. Bakın ilk seminerin ilk bölümünde Musul yakınlarındaki Nineve üzerinden başlatmıştık kazıları. Şu an Basra Körfezi yakınlarında Ur kentindeyiz. Onun üzerinden konuşacağız. Neden Ur'u konuşacağız? Hatırlarsanız Karkamış kazılarında Woolley'nin eli ayağı gözü kulağı dediğim bir hamuru vardı. Bakın zaman içerisinde o da yaşlanmış ama hala içerideler. Yani Kastamonu'da ziyarete bile gelmiştir. Bilmiyorum, böyle bir kayıtlar yok tabii elimizde ama Hamidi bir yolunu bulup Kastamonu hapishanesine esirken bizde ziyarete bile gelmiştir diye tahmin ediyorum. Hamidi oğullarıyla ve korumasıyla başka bir şıhın, bölgedeki şıhın çocuğunun sünnet yemeğine giderken. Şimdi 1900 aşağı yukarı 20'den sonraki bir tarihte, 22 civarı belki de, British Museum'la Amerika'daki Pennsylvania Müzesi'nin, Penn Museum'un ortak bir projesiyle birlikte Basra yakınlarındaki Ur kentine geldi ve burayı kazmaya başladı. Şimdi Woolley neden önemli? İngiliz istihbaratı için de önemli. Birinci Dünya Savaşı'nda esir düştü. Tamam ama arkeoloji açısından da İkinci Dünya Savaşı'nda bu eserlerin korunması açısından da çok önemli bir karaktere bürünecek. Özellikle Ur kazıları onu dünyaya tanıtan en önemli şeylerden bir tanesi. Aşağı yukarı 34 senesine kadar burada çalışacak. 12 sene boyunca aralıksız ve burada yaptığı çalışmalar nedeniyle de Sir unvanı kazanacak bu bilime, yaptığı çalışmalar nedeniyle. Aşağı yukarı kazıya başladıktan birkaç sene sonra, tabii ki bu süreçte Irak Devleti kurulmuş ve bizim Gertrude Bell hanımefendimiz Irak Kültür Bakanı, yani öyle söyleyeyim, eski eserlerin üzerinden bir daire kuruyor ve bu daire bu bölgede yapılan tüm arkeolojik çalışmaları da denetleyecek. O yüzden o da bu kazıya sık sık gelip gidecek ama Ur kazıları öyle bir standart oluşturacak ki bundan sonra kazı bilimi adına bu standart uygulamalar tekrarlanacak. Şimdi Woolley'nin özellikle çok düzgün kayıt tutması bir.
Kazıyı sürekli ziyarete açarak, her gelen ziyaretçiyle de neredeyse birebir ilgilenerek, inanılmaz büyük bir reklam haline dönüştürmesi bunun iki. Sponsorlar için sürekli raporlar yayınlayarak, sponsorların bu işi aktardıkları paranın karşılığını, onların adını duyurarak almalarını sağlaması üç. Ve ne olursa olsun her sezon yapılan kazının, çalışmaların sezon biter bitmez en kısa sürede yayınlanmasını sağlaması dördüncüsü. Mutlaka ve mutlaka farklı disiplinlerden ve farklı ülkelerden uzmanlarla bir arada çalışıyor olması. Zaten kazı İngiliz-Amerikan ortak kazısı. Bu da çok önemli bir şey. Bundan sonra böyle işlerin önünü açacak. Ortak çalışmaların. Beşincisi. Altıncısı özellikle arazideki pratik zekası. Mesela Ur Kraliyet Mezarı'nı daha ikinci senesinde keşfediyor. Kesinlikle ve kesinlikle oradan çok ciddi buluntular çıkacağını, kendisinin de çok popüler olacağını tahmin ediyor ama henüz işçileri kazı için tecrübeli değil. Eserleri kırmadan, bozmadan, onlara zarar vermeden çıkartmayı bilmiyorlar. Belirli bir toprak altına kalan parçanın ne yöne doğru ilerleyebileceğini canlandırma kabiliyetleri henüz gelişmemiş, böyle bir tecrübeleri yok. Çok heyecanlılar henüz. Her şey bir anda olup bitsin istiyorlar. O yüzden Ur Kraliyet Mezarları'nın yerini keşfetmesine rağmen birkaç sene boyunca işçileri ustalaşıncaya kadar burayı kazmayacak. Oldukça da bu konuda dikkatli bir karakter. Bakın mesela çok güzel fotoğrafları var kazının. Seminerin sonunda linkini koyacağım. Her bir senenin çalışması. Sadece şu kadar şey çalışıldı, bunlar bulundu, bu döneme aittir değil. Yaşayan bir organizma olarak kazıyı sürekli olarak belgeliyor. İşçiler haftalıklarını aldıktan sonra mutluluktan dans ediyorlar. Birkaç gün tatil yapacaklar. Sonra hafta başı tekrar işe gelecekler. Bak ellerinde herkesin kendine zimmetli, belki yanında getirmek zorunda olduğu, kazmak için böyle bel kürek arası bir aletleriyle kameraya oynarken poz vermişler. Mesela epigraf Leon Legrain, hani farklı disiplinlerden insanlarla, farklı kültürlerden insanlarla, ülkelerden insanlarla bir arada çalışmak güzel bir örneği bunun. Ur'daki birçok önemli tableti Legrain Lane yayınladı. Wooly'nin çabalarıyla. Ay Tapınağı'nın mesela kazıları, tapınak henüz yeni ortaya çıkmış. İşçinin biri molada sigara içiyor. Niye fotoğraflarsınız ki bir kazı işçisini 1922 senesinde? Anlatabiliyor muyum? Bu yaşayan bir organizma, herkesin bir arada olduğu, bir takım çalışması olduğunun göstergesi. Öyle güzel adetler bıraktı ki bu adetler modern kazıların standart geleneği haline geldi. Bakın mesela dedik ki Ur kazılarına sürekli olarak ziyaretçi gelmesini sağlıyor ve her biriyle ilgileniyor. Tabii ki bu ziyaretçilerin alelade insanlar olmadığını, çoğunluğunun batılıların oluşturduğunu ve her birinin söz sahibi kişiler olduğunu söyleyelim. Yani öyle bir işe dönüşüyor ki bu, batılı elitler arasında Ur kazılarını görmek bir imtiyaz, bir özellik haline geliyor. Yani biz geçen hafta Ur kazılarını gördük, siz daha görmediniz mi? Özellikle Avrupalı olup da bu coğrafyada çeşitli nedenlerle görev yapan, işte askerler, diplomatlar, tüccarlar, aklınıza ne geliyorsa, özellikle bu coğrafyada olanların ama genel anlamıyla tüm Avrupalıların Avrupa'dan çıkıp geldikleri bir yer haline geliyor Ur kazıları ve bunu böyle bir reklam haline getiriyor. Haliyle burada gelen bu güçlü, varlıklı, kuvvetli, zengin kişilerin bu kazıyı gördükten sonra bu tür işlere kaynak aktardığını da, sürekli olarak bunları gündemde tuttuğunu ya da yarın bu güce ihtiyacı olduğunda bu insanlardan yardım talep edebileceğini de hatırlatalım. Bakın burası Nasiriye'de, Bağdat Basra üzerinde Ur kavşağı olarak tabelasını dikmiş. Yani buraya trenlerle geliyorsunuz, buraya gidecekseniz burada iniyorsunuz, bu Basra'ya devam ediyor. Siz buradan Nasiriye üzerinden Ur'a başka araçlarla gideceksiniz. Durak kurmuş buraya, Ur durağı. Ve insanlar bunun altında poz veriyorlar. Buradan Ur kazısına gidecek olanlar.
Bakın günübirlik ziyaretçilere tanıtım yapıyor. Çıkmış yüksek bir yere Ur kentini, burada olan biteni anlatıyor. Nitelikli ziyaretçiyseniz, varlıklı güçlü, bir mezarın açılışını bile direkt yakından izleyebilirsiniz. Gidip anlatabilirsiniz bunu, biz bir mezar açılışını gördük diye. Bu bakın ne kadar güçlü, ne kadar zengin olursanız olun, her daim elde edemeyeceğiniz bir şey, imtiyaz. Yani baktığınızda çok basit bir şey, bir mezarın açılışını izlesen ne olur, izlemesen ne olur diye düşünebilirsin. Ama bir ünlüye bile bunu yaptırmış olman, onu diğer tüm eşdeğerlerinden ön plana çıkartıyor. Hali diğerleri de onu yakalamak istiyorlar. Çünkü diyelim ki aynı popülerlikteler, aynı zenginlikteler, aynı kudretteler. Ama bunun bir farkı var, bir mezarı açılırken görmüş, sen gördün mü? Hayır. Açığını kapatmak için hadi sen de koş oraya gibi muazzam bir reklam çalışmasıyla oluyor bu. Tabii ki Ur mezarlığı dünyanın bütün tarihini değiştirecek. Bu sürece kadar Mısır firavunlarının mezarları var, zengin hediyeleri. Ur'un bu mezarları katladığını söylemek gerekir. Hem nitelik bakımından hem nicelik bakımından. Ve Mısır'da evet firavunların dünyasında böyle bir zenginlik olduğu biliniyordu ama Mezopotamya'nın bu kadar güçlü, bu kadar zengin ve bu kadar sadece ekonomik anlamda değil, kültürel anlamda yüksek bir işte kültüre sahip olduğunu, bir medeniyete sahip olduğunu bilmiyorlardı. Halbuki bu kazılar bize gösterecek ki bugün medeniyet dediğimiz kavramı yaratan bir coğrafya burası. Yazının icadı, yelkenin icadı, çömlekçi çarkının icadı, tekerleğin icadı gibi dünyayı neredeyse sanayi devrimine kadar getiren bütün her şeyi Mezopotamya'dan çıktığını bu kazılar sayesinde öğreneceğiz. Bakın altın küpeler, çeşitli örnekler topladım öyle seçmece. Sitesinden istediğiniz kadar örneğe bakabilirsiniz. Bakın 1928 kazılarından altından, lapis lazuli'den, akikten bir çelenk, oldukça kıymetli taşlar ve madenlerden. Maskelen dugun miğferi, elektron yani altın gümüş karışımı, 23 santimlik bu elektronla bir kent satın alabilirsiniz bugün. Değeri, hani tarihsel değeriyle birlikte bir ülke satın alabilirsiniz. Öyle unik, kıymetli bir eser. Tabii ki sadece değerli madenden, taşlardan yapılmış olması değil, işçiliğin inceliği, estetik ve anlattığı şeyler de çok önemli. Bakın bir hibrit, bir karmaşık hayvan. Hem aslan hem kartal. Lapis lazuli ve altın muazzam işçilikle. Bir lirin ön tarafı, boğa başlı kısmı gene lapis lazuli ve altından yapılmış. Mezar hediyesi bunlar. Yani günlük kullanmıyorsun, denir mezarına koyuyorsun. Belki de en ünlü eseri Ur'un. 1928'de bunu Vuli bulduğunda en harika şey olarak adlandırmıştı. 779 nolu mezarda bulmuştu bunu. İkiz kenar yamuk şeklinde bir kutu bu. Her iki tarafında deniz kabuklarıyla işlenmiş birçok figür var. Bütün zemini, bütün petrolün yeryüzüne kendi çıktığı noktalarda o atık malzemesiyle birlikte böyle yapış yapış bir versiyonu. Biz buna asfalt ya da yer sakızı diyoruz bitime. Bitüm sertleşebilen, ısıtılınca şekillendirilen, kolay şekillendirilen bir malzeme. O yüzden çok kullanılıyor bir fon yaratmada. Daha erken çağlarda Neolitik'te falan bitümden yapılmış figürler de biz biliyoruz. Bakın burada bitüm üzerine kırmızı mercan, yani kireç taşı, lapis lazuli, lacivert taşı olarak da bilinir. Efendim sedef, işte deniz kabukları, altın gibi çok kıymetli malzemeyle birlikte bir şey. Bu bir kutu, sedef kakmalı bir kutu. Bir direğe asılı halde bulunmuştu mezarda ve bir adamın, ölmüş bir adamın omzuna dayalı şekilde bulunmuştu. O yüzden bunu bir savaş sancağı zannettiler ve bu ismi verdi başlangıçta kazı ekibi buna. Standard of Ur, yani Ur bayrağı ya da Ur kraliyet sancağı anlamına gelen bir isim verdiler. Fakat günümüz araştırmacıları buna bir müzik aletinin gövdesi olduğuna neredeyse eminler. 2600'lerden milattan önce işte 22 santime aşağı yukarı 50 santim ölçülerde bir ikizkenar yamuk. Kakma sanatı çok işte önemli bir şey, konuşalım bunu da. İki yüzü var bunun, bir barış, bir savaş sahnesi, barışta büyük şölen, savaştaysa ordunun gücünü dosta düşmana gösteren bir şey bu. Bakın
En enteresan işlerden bir tanesi gene deniz kabuğundan, kemikten, lapis lazuli'den, işte bitümden, macundan, kireç taşından yapılmış işte kakma bir oyun tahtası. Bakın, kakma eser çok önemli bir şey. İnanılmaz vakit alan, inanılmaz farklı malzemelerin her birinde ustalık isteyen. Çünkü birçok farklı malzemeyi bir arada kullanacaksınız. Onların hepsini yönetmeyi iyi bilmezseniz, usta olmazsanız zarar verirsiniz. Küçük boyutlu ve çok desenli iş bunlar. Bugün bile ekonomik anlamda sayılı güce sahip işte bu ülkede yaşayan insanların evlerinde kakma eser bulmakta çok zorlanırsınız. Yani bir toplumda kakma eserlerin bu kadar çok sayıda olması, bu kadar önemli olması sadece ekonomik güçlerini göstermez. Ustalık derecelerinin çok olması kesinlikle ama bir de böyle bir zevke sahip bir topluluk olduğunu gösterir. Yoksa bundan bir tane olurdu krala. Çok sayıda kakma eser olması, toplumun böyle yüksek, zor yapılan bir sanatından, ustalık isteyen bir sanatından zevk aldığını, onu satın alacak beğeniye, yani sadece ekonomiye değil, böyle bir zevke de sahip olduğunu gösterir. Bu yüksek kültürlü bir toplum gösteriyor bize. Sadece zengin varlıklı değil, aynı zamanda da beğeni kaygıları, estetik kaygıları yüksek olan bir toplum gösteriyor bize. Bu bir oyun kesinlikle. 7 pulluk, 7 fişlik, 2 takımla oynandığı düşünülüyor. Bunun ne olduğuna dair gerçekten insanların bir fikri yoktu. Ama arkeologların olmayabilir ama oyun tasarımcılarının, oyun üretenlerin bir fikri var ki yakın tarihte bunu hem Android hem iOS için bir mobil oyun haline getirdiler. İsmini de Ur Kral Mezar Oyunu Asep diye koydular. Ben buraya şeylerini koydum. Hala olduğunu tahmin ediyorum. Yakın zamanda bakmadım oyun duruyor mu diye ama. İlgilenenler varsa bu oyunu kendi cihazlarına indirip deneyebilir. Hatta sonucunu bize de bildirebilirler. Ya şöyle güzel, kuralları bu. Eğlendim ya da eğlenmedim diye. Ortaya çıkan Ur Ziguratı, bakın burası mesela bitümle kaplanmış selden dolayı. Tabii ki restore edildi bu. Ziguratlar arasında ayakta duran, en sağlam ayakta duran örneklerinden bir tanesi bu. Ziguratı da bilmeyenler için söylemiş olayım. Mezopotamya'nın özellikle kalkolitik sonları ve Tunç Çağı'ndan itibaren o tapınak ekonomisi dediğimiz bir yönetim sistemi var. Bütün iş gücünün, bütün üretimin tapınakta toplanması ve herkese ihtiyacı kadar bu tapınakta toplanan ürünün dağıtılması üzerine şekillenen bir dünyaları var. Bu tapınaklar bu yüzden birden fazla işe yarayan bir zigurat oluyorlar. İşte belli katları depo, belli katları idari yönetim, belli katları dini yönetim, en üst katları mesela rasathane olarak gök hareketlerini gözlemleyerek işte gelgit hesaplamak, suyun artmasını, nehirlerin, denizlerin taşmasını ve buna benzer şeyleri hesaplamaya yarıyor. Tek elden şöyle söyleyebilirim buraları. Hem dükkan, hem depo, hem hükümet binası, hem nikah dairesi, hem askeri karargah, hem Diyanet İşleri Başkanlığı gibi çok amaçlı büyük tek yapılar bunlar. Muhteşem Mezopotamya işleri. Mesela oradan çıkmış güzel bir detay eskiye yönelik. Ünlü bir kral olan Urnammu'nun kendi adıyla tuğla inşa faaliyetlerine ne kadar önem verdiğini gösteren işlerden biri. Gertrude Bell dediğim gibi 26'da Irak Devleti'nin, kurulmuş Irak Devleti'nin kültür işlerinden sorumlusuydu. Bu yüzden de Irak Devleti'ne ait topraklardaki yerli yabancı tüm kazıları geziyordu. Zaten Vuli kendi elemanıydı. Yabancı yer değil. Orada fotoğrafı belki de Bell'in en son fotoğraflardan bir tanesi bu. Çok kısa süre sonra ölecek. Çok uzun sürdüğünü tahmin ediyorum. Vuli'nin özellikle sör unvanı aldığını söyleyebiliriz bu işten sonra bir kez daha. Bunu hatırlatmış olayım. Arkeolojiye yaptığı katkılardan dolayı. Şimdi gelelim asıl karakterimiz olan Gertrude Bell'e. Tahmin ediyorum çok uzun saatler oldu. Yani 2 saate yaklaşmış bile olabilir seminerde. Fakat bölmek istemiyorum. Devam etmek istiyorum.
Umarım sizi sıkmamıştır. Umarım hala ilginizi sürdürebiliyorsunuzdur. Gertrud Bell'in şahsi arşivi Newcastle Üniversitesi tarafından erişime açıldı. İlgilenenler varsa şu linkten ulaşabilirler ya da Google'a Gertrud Bell Arşiv diye yazarak Newcastle Üniversitesi hesaplarından buraya girebilirler. Tabii ki arkeoloji ve kişisel dokümanları açıldı. İngiliz istihbaratının belgeleri bizim erişimimize açık değil, asıl orayı açmak gerekir. Şimdi şu aldığım metin, Wikipedia'dan bile bulabileceğiniz bir metin, bunu okuyacağım. Ama benim asıl bundan sonra anlatacağım, bu coğrafyadayken kendi çektiği fotoğraflardan biri tanımak. Gertrud Margaret Lewitian Bell, 1868-1926 yıllar arasında yaşamış. İngiltere'nin Durham County kentinde ayrıcalıklı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen ünlü İngiliz kadın, seyyah, casus, yazar, arkeolog, adına ne derseniz. Bell'in babası ünlü bir aileden gelen Thomas Bell'di. Henüz 3 yaşındayken annesi öldüğü için babası bir oyun yazarı olan, gene seçkin bir aileden gelen Florence Olive'le evlendi. Üvey annesiyle arasının çok iyi olduğunu, birbirlerine çok düşkün olduğunu söyleyeyim. İlk ve orta öğrenimi Londra'daki çeşitli okullarda tamamlayan Bell, tarih okumak için Oxford'a gitti tabii ki. Ve Oxford'da birincilikle mezun olmayı başaran ilk kadın. Zaten dönemi itibariyle çok az kadın Oxford'a gidebilmiş durumda. Oradan birincilikle mezun oluyor. Yani kesinlikle ve kesinlikle daha öğrencilik yıllarında bile kapasitesini gösterecek durumda. Ne dedik? Oxford Eğitim Kurumları ve İngiliz İstihbarat Teşkilatı'nın o birbirine geçmiş grift yapısını, dükkanın hemen ofisin karşıda olduğunu şakasını yaparak ya kendi istihbarat bünyesindeki kişileri Oxford'da eğitim almaya yönlendirdiğini ya da Oxford'daki kafası çalışanları istihbarata aldıklarını söyleyelim. Ama Gertrud Bell'i istihbarata siz mi aldınız? Gertrud Bell sizin üzerinize bir istihbarat mı inşa etti? Bunu tartışabiliriz. Şimdi bakın, Oxford'dan birincilikle mezun oldunuz. Bir hanımefendisiniz. Seneler 1800'lü yılların sonu. Ve birden seyahat etmeye karar verip önce Avrupa'ya, sonra da Orta Doğu'ya çok sayıda seyahatlerde bulunuyorsunuz. Bugün birincilikle bir üniversiteden mezun olup Avrupa'ya ve Orta Doğu'ya seyahat edebilen insan sayısı çok azdır. Ama Bell bunu 1800 yılların sonunda yapacak. İlerleyen yıllarda dağcılıkla, dünya turları ile ilgilenecek. Bakın, 1897, 98, 1902-3 olmak üzere 2 kere dünya turuna çıkacak. 1899 yılında Kudüs'e yaptığı ziyaretten sonra Araplara karşı büyük bir sevgi ve ilgi duyacak. Nedense. Arap çöllerinde seyahatler yapacak, Batılılara çöl hayatını anlatan yazılar yazacak. Ve daha sonra yapacakları nedeniyle Araplar ona Çölün Kızı ya da Irak'ın Taçsız Kraliçesi isimlerini verecekler. Bell 1907'de arkadaşı William Ramsey ile birlikte Anadolu'ya gelecek. Bir süre sonra İngiltere'ye dönecek. Sonra 1909'da Mezopotamya'ya bir gezi düzenleyecek Bell. Burada Geçit dönemine ait olan Karkamış'ta önemli keşif incelemelerde bulunacak. Bakın, 9'da Karkamış'ta incelemede bulunacak, işareti koyacak. 1910'da İngiliz ekip gelip çalışma yapacak. Yani bu işi başlatan Akıncı, öncü, kimin nerede ne yapması gerektiğine karar veren, bununla ilgili önden giden Bell. Arkasından İngiliz istihbaratının diğer arkeologları geliyor. Kısa sürede kazı da yapacak Karkamış'ta. Sonra Irak'taki ünlü antik şehir olan Babil'e gidecek. Sonraki yıllarda Orta Doğu'da İngiltere'nin çıkarları için çeşitli faaliyetlerde bulunacak. Önceden sanki bulunmuyormuş gibi. Orta Doğu'da İngilizlerin şimdi bile aktif oldukları Orta Doğu, Büyük Orta Doğu Projesi'nin, BOP'un kurucusu ve planlayıcılarından bir tanesidir. Mezopotamya bölgesindeki Arap kabileleri Osmanlı'ya karşı kışkırtan faaliyetlerde bulunmuştur. Göstereceğim birazdan nasıl bulunduğunu. 1919 yılında Paris Barış Konferansı'na delege olarak katıldı. Delege.
Kimin delegesi? Irak Devleti'nin delegesi. Hani o Faysal ve ekibinde gözükmüyordu ama masada o oturuyordu, Faysal değil. Irak Devleti'nin sınırlarının belirlenmesi için çalıştı tabii ki. Bir kez nişanlandığını, nişanlısında Çanakkale Savaşı sırasında orduda olduğu için İngiliz ordusunda burada öldüğünü biliyoruz. Şöyle yazar belgeler, yalnızlık, sağlığının bozulması, beli bunalıma ittiğini ve 12 Temmuz 1926 yılında yüksek dozda uyku hapı alarak intihar ettiğini söylerler. Bağdat'ın Bab el-Şarji, Bab kapı demektir, girişlerinden bir tanesinde İngiliz mezarlığında toprağa verilecek. Yalnızca bu arkadaş cenazesine çok insan, İngiliz yetkililer, Kral Faysal dahil olmak üzere çok insan katılacak. Mezarlığa tabutu taşınırken Faysal'ın onu izleyebileceği özel bir balkon hazırlatıp onu izlediği söyleniyor. Hiç evlenmediğini, çocuğunun olmadığını söyleyelim. Geride tarihi eserleri ve gezilerini anlatan çok sayıda yayın var. 2015'te ABD yapımı bir film çekildi. Tavsiye ediyorum, iyi bir film. Nicole Kidman canlandırıyor Gertrude Bell'i. Çok da iyi bir canlandırma. Çölün Kraliçesi ve bir film var. Tabii ki hayatının tamamı değil ama önemli yerleri bu filmde işlenmiş. Şimdi baktığımızda Gertrude Bell'in 1800'lü yılların sonunda dünya ziyaretlerine, Orta Doğu ziyaretlerine, Kudüs'e, Mezopotamya'ya gelmeye başladığını, özellikle 1902-3'te, daha sonra 1907-9 yılları arasında bu coğrafyayı karış karış gezdiğini biliyoruz. Ve bu gezme sırasında belli noktalarda arkeolojik faaliyet yapıyormuş gibi durum. Oralarda işaretler koyduğunu. İstihbaratçıların arkadan onun bıraktığı, onun gösterdiği noktalarda çalışmalar yaparak yaptığı işi, attığı temeli geliştirdiklerini söyleyelim. Şimdi dedi ki neden Oppenheim savaştan sonra ünlü biri olmadı ama Lawrence oldu? Bir, Oppenheim her daim bir batılı gibiydi ve her daim daha elit, doğuda onlardan daha iyi olduğunu iddia eden bir kılık kıyafet, bir tavır davranış içerisindeydi. Patronun kim olduğunu her daim yanındaki Mezopotamyalıların gözüne sokar vaziyetteydi. Ama Lawrence öyle değildi. Lawrence girdiği her ortama ayak uydurabilecek bir kılık değiştirme uzmanıydı. Onun yabancı olduğunu çok kısa bir sürede unutuyordunuz. Sizden biriymiş gibi geliyordu kısa sürede. Çok akıcı bir Arapçası vardı. Oppenheim'ın öyle bir meziyeti yok. Tabii ki bu bölgede örgütleme yaparken sıkıntıydı. Ama en büyük eksisi uğraştığı, karşı istihbarat yapmaya çalıştığı İngiliz istihbaratının o an görünen karakterlerini onlarla uğraşmaktan asıl gölgede çalışan Gertrude Bell'in farkında bile değildi. 1910-12-13 yıllarında Haseke'de Alhalaf'ta, Telhalaf'ta kazı yaparken, orada Bağdat demir yolunu yaparken, oradaki kabileleri örgütlemeye çalışırken, kendisinden 8-10 sene evvel, 6-7 sene evvel ya da en az 2-3 sene evvel tekrar tekrar o bölgeye gelip oradaki her bir kanaat önderini tüm özellikleriyle defterine geçiren Bell'den belki de haberi yoktu. Bu yüzden Bell gölgede kalmaya devam etti ama Lawrence ön plana çıktı. Ama Oppenheim'ın çıkmadığını söyleyelim. Bir de nihayetinde niye çıkmadığının en gerçekçi sebebi de kaybedenlerin tarihte yeri yoktur. Her zaman tarih kazananları yazar. Almanlar bir dünya savaşına yenildikleri için tabii ki bu coğrafyada başarısız olanın popüler olma çok şansı yok. Başarılı olanı insanlar övdü ve anlattı. Şimdi sevgili arkadaşlar, Gertrude Bell'in kendi arşivinden bu coğrafyada çektiği fotoğraflara bir bakalım. İngilizce diline hakim olanlar için söylüyorum özellikle. Gertrude Bell'in arşivini, Newcastle Üniversitesi'nde paylaşılan, açılan, erişime açılan arşivi eğer ki incelerseniz tarih olarak gider. O tarihteki, mesela Nisan ayındaki diyelim, 1909 Nisan'ındaki fotoğrafları açarken bir yandan da günlüklerinde Nisan 1909'u açın.
günlüğü okuyarak fotoğraflara bakarsanız çok daha geniş bir bilgi olduğunu ve aslında lezzetini fotoğrafların çok arttırdığını söyleyelim. Şimdi biz fotoğrafların kendisine bakalım ve bir fotoğraf okuması yaparak Gertrud Bell'in bu bölgedeki çalışmaları üzerinden seminerimizi sonlandıralım. Bakınız 1909 yılında Babil'de bir fotoğraf bu. Gertrud Bell hanımefendi ellerini kavuşturmuş, poz vermiş kameraya yanındaki mahiyetinden birine. Baktığınız zaman oldukça muhtaç, yani birine bir güce ihtiyaç duyuyor, onu birinin koruması kollaması gerekir gibi duruyor ama asıl fotoğraf bize çok net anlatıyor. Mezopotamya'da, Babil'de 1909 senesinde yabancı bir kadın olarak, yani hem bir gavur, buranın diliyle söylüyorum, Hristiyan, hem de bir kadın olarak ve gördüğünüz şu yokluk içerisinde rahatlıkla seyahat edebiliyor. Soylu kendisi, önemli aileden geliyor, çok iyi eğitimli, okul birincisi, zengin. En iyi imkanlarla her şeyi yapabilirdi ama o, bu coğrafyanın koşullarında onlardan biriymiş gibi çok rahat davranabiliyor. Kendinizi buranın bir şıhı olarak düşünün. Şu kadını başlangıçta ciddiye almazsınız ama gerçek birazdan yüzünüze çarpar. Bakalım onu görelim. Mesela 1909'da Almanlar Babil'i kazıyordu. Hatırlarsınız geçen seminerde bir iki şeyi söylemiştim. O sırada oradaydı. Almanların yaptığı işleri fotoğraflıyordu. Bu aslanın bir insanı altına alıp işte öldürdüğü, yaraladığı meşhur Babil'deki aslan, işte kabartma heykeli diyelim biz buna. Kabartma çok doğru bir tabir olmayabilir. O ilk çıktığı zamanda onu fotoğraflayan kişiydi Gertrud Bell. Almanlar ne yapıyorsa Gertrud Bell zaten oradaydı. Alman kazı ekibinin içinde onlarla yiyip içiyor, yatıyor, kalkıyor. Bakınız Mr. Wetzel, Alman arkeolog, 1909'da kedi besliyor. Kedilerin neredeyse hepsi tekir. Bu fotoğrafı çeken Gertrud Bell, Almanların içinde. Bakın Nabukadnezar'ın sarayı, çok güzel, masif tuğladan ve kabartmaları da bu tuğlaları işleyerek yapılmış. 1909 buradaki iştah kapısının hayvan kabartmaları. Aynı zamanda iyi bir fotoğrafçı, iyi bir göz. Bakın güzel bir zürafa bu. İştar kapısından, Irak'tan, 1909'dan. Bakın bu bir yaban eşeği. Üzeri süslenmiş, giydirilmiş, büyük ihtimal kurban edilecek olabilir. Muazzam bir kabartma. Evet, bir fotoğraf bize ne anlatır? Bakınız burası Bağdat Meydanı. Bu da tramvay. Hani bu Bağdat Demiryolu döşeniyor. Ama özellikle tramvay şehir içinde kullanılan bir şey. Avrupalıların getirdiği. Siz bugün bir büyük ülkenin başkentinde, herhangi dünyada fark etmez, ve başkentin merkez meydanında bir fotoğraf çekip o insanların tamamının hareketsiz kalmasını sağlayıp hepsinin kameraya bakmasını sağlayamazsınız. Bunun için silahlı kuvvetleriniz bile olsa, orayı işgal bile etmiş olsanız, mutlaka bir tanesi, iki tanesi başka bir şey yapmaya çalışır. Tramvayı bile durdurmuş. 1909 yılında Bağdat'ta yabancı Hristiyan bir kadın olarak fotoğraf çekerek çekiyor ve bir anda bütün sahneyi dondurabilecek bir yapısı var. Artık sihirli şeytan tüyü, adına ne derseniz, bir yapısı var. Bu Kedir Sarayı, Kerbela'da burası, Irak'tan. 1909'da çektiği fotoğraf. Burada bir çalışma da yapacak. Bunu dünya literatürüne kazandıracak. Bakın ölçüm yapan Araplar, Gertrud Bell'in ekibi. Silahları da tabii ki omuzlarında. Yani ben bugün bir arkeolojik kazıda bir yandan metreyle ölçüm yaparken aynı anda sırtında bir silah olduğunu hayal dahi edemiyorum. 1909'da bu işleri hepsini bir arada yapıyor. Yine güzel bir görüntü.
Kerbela o zaman bir kasabada. İnsanlar özellikle kadınların pazar yaptığını, alışverişlerini yaptıklarını ya da ellerindeki ürünleri satmak için yere çerçe açtıklarını, tezgah açtıklarını görüyorsunuz. Normal pazardan Kerbela'da bir fotoğraf çekebilirsiniz. 1909'da olsa ama şunu çekemezseniz arkadaşlar. Kasabada kahvede sadece erkekler var. Bir Avrupalı Hristiyan bir kadın olarak 1909 senesinde kahvedeki erkeklerin tamamını kendine poz verdirtmiş. Yani şöyle bir sınırda geziyor düşünün. Kesinlikle kuvvetli kudretli bunu hissettiriyor. Ürkütücü bir tarafı var. Aynı zamanda bir kadın olarak sanki size muhtaçmış hissi verip ilgiyi, alakayı sürekli onun üzerine tutmanıza sebep olacak şekilde. Aynı zamanda müthiş bir özgüveni, işte gerekirse ses tonu, kullandığı kelimeleri, kullanış biçimi gibi şeylerle bildiğiniz hem sert hem yumuşak, sizi bu iki zıt kutubun arasında rahatlıkla yönetiyor gibi bir his uyandırıyor bende fotoğrafları. Kahvede bakın kahvecinin ayağı bile çıplak, bacak bacak üstüne atmış, bir bacağın daha doğrusu altına toplamış. Çoluğundan çocuğuna hepsi bir kahvede poz vermişler Kerbela'da. Bakın bunlar Dicle kıyısında bugün bizim feribotlar. 1909'da Tikrit bölgesinden özellikle Dicle'nin bir tarafından diğer tarafına hayvanlar, insanlar bu feribotlarla geçiyorlar. Biraz kayıktan gelişçe yük de taşıyabilecek şeyler bunlar. Güzel bir fotoğraf mı? Estetik açıdan güzel bir fotoğraf. Ama neyi belgeliyorsunuz? Savaş olduğu zaman bir kıyıdan diğer kıyıya malzemeyi, askerleri, hayvanları nasıl geçireceğinizi, buradaki imkanların ne olduğunu belgelemiş oluyorsunuz. Yani askeri bir rapor tutuyorsunuz ama bunu kimse fark etmiyor. Fotoğraf çektiğiniz ve insanlarla iyi geçindiğiniz için. Aynı zamanda kullanıyor yani kendi kervanını da Dicle'nin karşı kıyısına geçiriyor. Buradaki görevlilerle tanışıyor. Büyük ihtimal bahşişlerini bol tutuyor. Hepsiyle yakın ilişkiler kuruyor. Ve o yüzden bir dahaki sefere İngilizlerin ihtiyacı olduğunda anahtar kelime Gertrude Bell oluyor. Rahaliye burası. Şu an hurma bahçesi ama bir vaha bu çölün içerisinde. Şu an işletme bir hurma bahçesi olarak işletiliyor. Burada Bell'in kampı koruması çadırın başında bildiğiniz aynı bedevilerle aynı şekilde yaşıyor, seyahat ediyor. Tabii ki bedevilerle seyahat etmesinin, onlarla aynı koşullarda olmasının bir sebebi bedevilerle bu sayede yakınlaşabilmesi. Şimdi hani birçok fotoğraf çekimi için o da olur ya bu olur mu zor olur falan dedik ama şuna bir bakalım. Oynayan erkek bedevileri fotoğraflayabilir misiniz? Şu zamanda bile fotoğraflayamazsınız. Oynayan erkek bedevileri bir kadın olarak şu zamanda bile fotoğraflayamazsınız. Çok zor bir şey bu. Hele 1909'larda 20. yüzyılın ilk başlarında bunu yapmanız gerçekten zor. Onlarla aynı vahada kalırsanız, yemeğe davet eder, yemeklerine giderseniz, güzel geçinirseniz, aynı zamanda korkutucu olabilirsiniz. Onlarla bir arada eğlencelerini de katılabilir. Hatta bunu görüntüleyebilirsiniz. Beyefendinin oynadığı oyunu özellikle varsa izleyiciler arasında Güneydoğu Anadolu bölgesinden kişiler tanıyabilirler. Çok net bir şekilde elindeki şeyi açması, kollarının noktasıyla Reyhane oynuyor. İsmini düşündüm. Bir an ismi gitti aklımdan. Çok net bir şekilde Reyhane oynuyor. Bildik bir şey bizim için. Bu coğrafyalarda da, bizim coğrafyamızda da oynanır. Reyhane oynarken de bedeviler bak şurada çok net elindekiyle vahada dans eden bir adamı, bir bedevi kabilesini rahatlıkla şey yapıyor. Dicle kıyısında kufahlar Bağdat'ta Bağdat'ın Seleukiyesi'nden yani 1909'da çekilmiş bir fotoğraf. Çok enteresan bir şey bu.
aynı zamanda bir tarihsel belge, bir fotoğraf. Kufahlar çamurdan, deriden ve ahşaptan oluşan tek yönlü kayıklar. Bunlar Dicle'nin üst kısımlarında hazırlanıyor. İçine ne taşınacaksa dolduruluyor ve akıntıya bırakılıyor. Basit küreklerle sadece yönünü sağlayacak şekilde hareket etmesi akıntı sayesinde Basra Körfezi'ne akıntı yönünde ulaşıyorlar. İşte alıp satacaklarını içinden çıkartıyor, satıyor. Fakat bununla geri dönemez. Akış yönünün tersine bunu sürmenin manası, imkanı yok. O yüzden bunu söküyor, çamurunu atıyor, içindeki derisini, ahşabını da satıyor. Ya yan ya da başka şekilde evine tekrar geri dönüyor insanlar. Tek yönlü, kendisinin de satılabilir malzemeden yapıldığı bir ulaşım aracı bu kuffahlar. Tabii ki bunları belgelemesinin asıl nedeni ileride ihtiyaç halinde tüm ulaşım araçlarını nasıl kullanacağını o dönemdeki insanlara kalıcı olarak gösterebilmek, öğretebilmek ama aynı zamanda tarihi bir belge bu kufahların da sonunun neredeyse geldiğini söyleyelim. Mesela Nimrut kazısı bu 1909'da kahve molasında. Bakın bu kazıların bir ekonomik getirisi olduğunu, burada çalışanlara ciddi bedeller ödendiğini, bu yüzden de burada herkesin çalışmadığını, belirli bir kabilenin, belirli bir grubun, bir aşiretin söz sahibini ikna ederek o aşiretin elemanlarını çalıştırabileceğinizi söyleyeyim. O yüzden kazıların böyle bir durumu var. Bakın, bu beyefendinin adı kamerada hemen önümüzde duran Şeyh Al-Askar. Yani isminden anlayacağınız üzere bir şıh, bir şeyh. Yani söz sahibi, kendisine bağlı bir kalabalık bir aile olduğunu gösteren biri. Mola'da nargilelerini içiyorlar ve bakın çok güzel, bizim de bildiğimiz mırra fincanlarını burada görüyorsunuz ve mırra yapmak için cezveyi görüyorsunuz. Bakın bu cezveden 2-3 tane daha şurada közlerin üzerinde. Mırra pişiriyor şık. Şeyh Al-Askar mırra pişiriyor Gertrud Bell'e ve diğerlerine. Yani bir kanaat önderi size mırra pişiriyorsa siz çok kıymetlisinizdir, elinden mırra içebileceksiniz. Normalde bu işlere bakan yardımcısı hazırlar, hepinize ikram eder. Elleriyle size yerel içecekleri, manevi yönden de kuvvetli olan düğünlerin, cenazelerin, işte bir acı kahvenin o 40 yıl hatırı var ya, işte acı kahve budur, mırradır acı kahve. Çekirdeği kaynatılarak yapılır. Onu size elleriyle ikram ediyor. 40 yıl bunun hatırını İngilizler kesinlikle faydalandılar, söyleyeyim. Bakın bu Fırat Köprüsü, ilk kalıcı köprü bu. Ondan evvel daha basit geçici çalı çırpı işler vardı. Almanlar yapıyor bunu. Fotoğraflayan Gertrud Bell. Yani Almanların tüm faaliyetleri burada gözlemleniyor tabii ki Gertrud Bell tarafından. Bakın Fırat kıyısındaki kayıklar. Kaç tane Türkiye konu olmuştur değil mi? Anadolu dahil olmak üzere Fırat kıyısında bir kayık. Ve onun önündeki bitum fırınları, şunlar bitum fırınları, bu asfaltın dediğim gibi yer sakızı dediğimiz o siyah katran gibi maddeyi buralarda ısıtıp şekillendirip kayıkların içini de sıvıyorsunuz, dışını da, böylece su geçirmiyor. Bunlar Fırat'ın ulaşım araçları. Tabii ki savaş sırasında lazım olabilir. Hemen kayıtlara alınıyor ve paylaşılıyor. Şıhların, şeyhlerin arasına girdik. Tabii ki Hristiyanların arasında da çok rahat gezeceğiz. Müslümanların arasında olduğu gibi. Bakın bu Süryanilerin Musul'daki Mor Ahudani Kilisesi. Onun bahçesinde yetimlerle birlikte bir fotoğraf. Yani her yerin içinde giriyor. Mesela burası Kalat Şergat, Kuzey Irak'ta Aşur dediğimiz bölgede. Zigurat ve Tapınak. 1909 Almanların gene çalıştığı bir bölge yanlış hatırlamıyorsam. Onlarla birlikte burada. Doktor Andrea, Alman arkeolog, bakın açlıktan yerleşimin içine kadar gelmiş bir gazeli elleriyle besliyor. Alman arkeoloğun kendi şehrin içinde, kasabanın içindeyken bile tüfeğini, silahını yanından ayırmadığını gösterelim. Bakın o gazeli beslerken. Yani bir insanın 1909'da elleriyle gazel beslemesi başlı başına bir şey. Bunun fotoğraflanması bambaşka bir şey. Bunu yapanın bir Alman arkeolog olması başka bir şey. Bir İngiliz istihbaratçısının bu anları fotoğraflıyor olması başka bir şey.
Neresinden baksanız kral iş bu. Çok başarılı bir iş bu. Bakın Asur'un Alman kazı ekibi. Yani tüm kazı ekibini yan yana getirip poz verdirmek, bunların hepsinin İngiliz istihbaratına kaydının geçmesi, hepsinin bundan sonraki hareketinin gözlemlenmesi demektir. İsimleriyle birlikte Bachmann, Andrea, Jordan ve Hinrichs. Hinrichs özellikle bundan sonra bu insanlar ünlü olacaklar Alman arkeolojisi açısından. Tabii ki Almanların kedi sevgisi her fotoğrafta gözüküyor. Kazının kedisi de kucaklarında. Mesela çok enteresan karakterlerden bir tanesi Şeyh Şakil. Bir yanında silahı, tüfeği yerde. Bir yanında sapanı önünde. Tazı köpeği, av köpeği yanında ve av şahini yanında. Gene belirli bir bölgenin kanaat önderi diye kibarca söyleyelim Şeyh Şakil'i. Irak'tan Kısayır bölgesinden 1911'den bir fotoğraf. Yani ne kadar söz sahibi, korkutucu, ürkütücü karakter varsa onların hepsinin yanında. Bölgede ne kadar yabancı varsa hepsinin yanında. Farklı dinlere mensup insanların hepsinin yanında. Nehirlerin üzerinde ne kadar ulaşım aracı varsa köprüsünden geçici kayıklarına kadar hepsinin belgelendirilmesi onun elinde. Savaşa 3-4 sene var şu an. Ama onu her şeyin kaydını tuttuğunu rahatlıkla gösterebiliriz. Yani bu kadar zor, bu kadar ürkütücü bir karakteri bütün şeylerini yanına koyarak, bütün mal varlığıyla fotoğraflayabilmek yetenek işi, cesaret işi. Gertrud Bell sadece bunları yapabildiği için bile kuvvetini, kudretini gösteriyor. Şahini, tazısı, sapanı, tüfeğiyle Şeyh Şakil poz vermiş Irak'ta 1911'de. Bakın Fırat'ı geçen çalı çırpı köprülerden bir tanesi. Benim kafilesi bu çalı çırpı köprünün üzerinden geçiyor. Bunlar hemen sular biraz yükseldiğinde kaybolup gidecek şeyler, geçici olarak yapılan köprüler. Suların azaldığı zaman yapacağınız bir şey. Vadi Muhammed'i Irak'ın en büyük vadilerinden bir tanesi geçiş noktalarından. Tabii ki Bel orada, geçme yolları orada. Ne kadar zor koşullar altında bu gezileri yapmaya devam ettiğini gösteren güzel bir şey. Bak burası Dumayr, hemen Şam'a artık Irak'tan çıkıp Suriye'ye gireceğiz yakında. Karlar altında Dumayr 1911'de. Karmış, kışmış, kıyametmiş, sıcakmış, bele fark etmiyor. O misyonunu tamamlayacak, işini devam ettirecek düzeyde. Mesela Suriye'de bakın önemli karakterlerden bir tanesi Şeyh Muhammed Al-Namuf Bel. Al-Namuf Bel'in çadırında nargile içiyor. 1911 yılında oldukça sert bir karakter. Kendi evi de değil deplasmanda Bel'in çadırına konuk olmuş. Nargilesi ikram edilmiş. Reddedecek durumda değil. Fakat bundan memnun da değil. Ama orada olmak zorunda. Başka çaresi olmadan orada olduğu çok belli. Şam şehir duvarları bakın. Eskiden tüm büyük kentler özellikle Roma iskanı görmüşse, Roma çağı görmüşse ana merkezleri büyük duvarlarla çevrili olurdu. Bakın eski Şam'ın duvarları 1911 yılından bir fotoğraf. Neden Şam'ın duvarlarını fotoğraflarsınız? Eğer Şam'ı ele geçireceksiniz yakın bir tarihte, savunma sistemlerinin eskisi yenisi hiç fark etmez. Tüm girişlerini, çıkışlarını, her yerini kaydedersiniz. Dört büyük kapısı vardır Şam'ın. Bunların hepsini fotoğraflamıştır. Bu küçük kız anladığım kadarıyla bu gezide ona eşlik ediyor. Yani peşine de takılmış olabilir. O da hadi gel seni de fotoğraflayayım deyip yanında gezdirmiş olabilir. Ama yerli bir kız. Birçok fotoğrafında var. Arşivine bakanlar görecek. Thomas kapısı Şam'ın önemli kapılarından, dört girişinden bir tanesi öyle söyleyeyim. Es-Salam kapısı yani barış kapısı Şam'ın. Barış'ın ne halde olduğu o tarihlerde de gözüküyor tabii ki, çamur içerisinde. Mesela bu Doğu kapısı, Bab el-Şarki. Yine küçük kızımız bakın burada. Bu Şam'ın en önemli girişlerinden bir tanesi. Kuleli çünkü. Bakın burada geniş açısından daha geriden çekilmiş görüyorsunuz. O yüzden önemli. Kapıya varmadan önce de en geniş toplanma alanına sahip yerlerden bir tanesi eski Şam için. Bu Şam Büyük Camii, bununla ilgili şu an çok güzel siyasi şakalar yapılabilir. Umayyad Camii burası.
1911 yılında Şam'ın Büyük Camisi'nin içinde bir Hristiyan Avrupalı kadın olarak girip fotoğraf çekmeniz takdire şayan bir iş. Sami Paşa enteresan bir karakter. Son Şam valisi. Öyle söyleyeyim. Bundan sonra gelenler için çok esamesi okunduğunu ben hatırlamıyorum. Yanlış biliyor da olabilirim ama. Sami Paşa Gertrud Bell onu fotoğrafladıktan çok kısa bir süre sonra Harran'a doğru bir isyanı bastırmaya gitti. Dönüşte öldü. Şüpheli bir ölüm. İttihat Terakki dünyasından bir karakter olabilir. En azından yanındakiler öyle. Anadolu Osmanlı için önemli güç odaklarından bir tanesi. Komplo teorisi kurmak isterseniz ölümünün buradaki emelleri kötü emellere sahip Avrupalıların işine gelebileceğini söyleyebilirim. Yani büyük bir sorun ortadan kalkmış olur Sami Paşa'nın ölümüyle. Çünkü kuvvetli, kudretli bir karakter. Fakat bakın arkada Emir Ali Selahaddin'i görüyorsunuz. Sadece bir fotoğraf. Yani şuna geri dönelim. At üstünde Şam'ın komutanı Sami Paşa ama burada bıyıklarının gösterdiği bağlı olduğu Osmanlı içindeki hareketi, bir eli arkasında, madalyası önünde, zıpkın gibi, böyle dipçik gibi bir pozu var ama arkada bakın ellerini kavuşturmuş karanlık yüzüyle Selahaddin'i. Aslında bu işleri kimle çözmesi gerektiğini, kimi kendine bağlaması gerektiğini ya da kimi zorlaması gerektiğini belki de gösteriyor. Selahaddin belki de bu işi yöneten biri olabilir. Bir fotoğraf okuması yapıyorum, bakın yanlış anlamayın. Bu bir belge ya da bilgi değil. Ama Şam'ın ne hale geldiğini gördükten sonra bu kadar kuvvetli olduğunuz, Osmanlı'nın bu kadar kuvvetli olduğu bir noktayı kısa sürede hem Arap isyancıların hem Fransızların işgal edebiliyor olması, buradaki kuvvetleriniz arasında sizin için çalışmayan insanlar olabileceğine dair bir belgedir. Fotoğraf yorumlamasında bunun üzerinden yapmış oluyoruz. Şimdi isimlere bakalım. Gertrud Bey'imiz burada. Lawrence tabii ki. Sir ünvanını Ur kazılarından, başarılı Ur kazılarından sonra alacak olan Leonard Valley. O da bir istihbaratçı ama ne yazık ki savaş sırasını esir olarak Kastamonu hapishanesinde geçirdiği için böyle maceraları yok. Unuttum hatırlatayım. Leonard Valley'i Birinci Dünya Savaşı'nda aktif olarak görmedik ama İkinci Dünya Savaşı'nda göreceğiz. Bu Dünya Savaşı'nın başlamadan evvel Avrupalılar buraları kazıp kazıp sadece burayı değil Afrika'yı kazdılar. Efendime söyleyeyim Amerika kıtasında çok kazı yaptılar. Mısır'ı kazdılar. Arap coğrafyasını, Akdeniz kıyılarını kazdılar. Birçok eski kültüre ait tarih eseri Avrupa müzelerine götürdüler biliyorsunuz. Birinci Dünya Savaşı'ndan önceki süreci. En azından Mezopotamya örneklerini nasıl kazıp kaçırdıklarını konuşmuştuk. İkinci Dünya Savaşı tabii ki Avrupa'da oldu. Asıl büyük çatışmalar orada oldu. Bu yüzden bütün müzelerde bu eserler ciddi tehlike altına girdi. Birinci Dünya Savaşı'nda esir olduğu için maceradan maceraya koşamayan Sir Woolley, İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiliz kuvvetlerinin bu tarihi eserlerin korunmasıyla ilgili bir istihbarat şefiydi. Ve Avrupa'da birçok müzede bu eserlerin savaştan zarar görmemesini ya da en az zararla atlatmasını sağlayan kişidir. Yani birinci ekip çaldı, bu ortaya çıkarttı büyük kültürleri. Daha sonra da bu çalınan şeylerin zarar görmesini engellemek için istihbarat adına çalıştı İkinci Dünya Savaşı'nda. O konuda da ilgilenenler varsa Woolley'nin hayatının bu kısmını okumalarını tavsiye ederim. Oldukça ilginç şeyler var. David George Hogarth müze çalışanıydı başlangıçta Aşmalıyan'da. Lawrence daha gençlik yıllarında sürekli olarak bulduklarını o müzeye götürüyordu. Daha sonra neredeyse 27 yılına kadar Aşmalıyan Müzesi'nin 1910'lardan 27 yılına kadar müdürlüğünü yaptı. Aynı zamanda da İngiliz İstihbaratı'nın Deniz İstihbaratı adı verilen bölümünün önemli karakterlerinden biridir. İngilizlerin Arap Büro ismi verilen Kahire'deki Birinci Dünya Savaşı'ndaki ofisinin de direktörüydü. Sir Arthur Evans Aşmalıyan Müzesi'nin eski müdürü.
İngiliz arkeolojisi için çok önemli bir karakterdir. Doğu kazılarını hep konuşuyoruz tabii ki biz ama Girit'te Batı kazılarının neredeyse en önemli karakterlerinden bir tanesi. Max von Oppenheim, Almanların Doğu Berlin, Doğu İstihbarat Şubesi'nin başı, Bağdat Demir Yolu'nu Osmanlı'ya kabul ettiren kişi, onun mühendisi yani onun proje sahibi. Aynı zamanda bankacı, aynı zamanda arkeolog. Halaf'ı ortaya çıkartan önemli bir karakter. Halaf'ın arkeolojik açısından önemi başka bir çalışmanın konusu. Ama Almanların istihbarat şefi dediğim gibi Arap Yarımadası'nı Almanlar ve Osmanlıların yanında tavır almak için örgütlemesine çalışıyor. Fakat başarılı olamıyor bunda. Birinci Dünya Savaşı'na Osmanlı'yı sokan bir numaralı karakter Oppenheim. Hüseyin bin Ali el-Haşimi, yani Ali oğlu Hüseyin, Haşimilerden. Şerif Hüseyin Mekke emiri, Arap isyanını da İngilizlerin desteğiyle başlatan kişi. Faysal onun oğlu, ileride hem önce Suriye'de kurulan Arap devletinin kralı, fakat onu Fransızlar kısa sürede yıkacak. Daha sonra Irak devletinin ilk kralı. Mareşal Allenby, Kudüs'ü İngilizler adına fath eden Mareşal. Lowell Thomas, Amerikalı yazar, Allenby'yi başta olmak üzere Lawrence'la birlikte Batı'da bir kahraman haline dönüştüren sahne şovunun yapımcısı, yazarı. Daha sonra şovu Allenby üzerinden değil, Lawrence üzerinden yükseltecek. Abdullah Haşemi, Ürdün Kralı, Hüseyin, Şerif Hüseyin'in oğullarından. Daha sonra Transürdün adında bir devlet kuracak. Bu devlet Avrupalıların burada rahatlıkla at koşturması için bir güzel serbest bölge olacak, öyle söyleyeyim. Scott Bain sürat motorları şirketi var. 1920'lerde 25 civarında falan Lawrence'la birlikte bugün kurtarma gemisi dediğimiz şeyi İngiliz ordusu için üretecekler. Bu prototip hala kurtarma gemilerinin standardı. Neredeyse bu yeni teknolojiler çıkıncaya kadar hep aynı şeyler kullanıldı. Sir William Bell-Kearns doktor, kafa travması üzerine çalışan Avustralyalı bir doktor. Lawrence'ın motosiklet kazasından sonra 6 gün komadayken onunla ilgilenen doktorlardan bir tanesi. Kafa travmalarına bağlı ölümleri engellemek için Lawrence'ın popülerliğini kullanıyor. Ve bu sayede İngiltere'ye önce devlet görevlilerinden motosiklet, bisiklet kullananlara kask takma zorunluluğu getirilmesini sağlıyor. Sonra bu yasa genişliyor ve şu an hem bisiklet hem motosiklet kullanımında dünyanın neredeyse tamamında kask takma zorunluluğu yasal olarak vardır. Leon Legrain epigraf, çok bahsedemedik kendisinden çok uzadığı için. Fakat Ur kazılarının epigrafı uluslararası bir çalışma olduğunu göstermek için de önemli bir karakter. Ur'un özel çivi yazılı tabletleri dünya ile buluşturan önemli bir kişi. Ve Ferik Sami Paşa, yani Faruki Sami Paşa, bizim için son güçlü karakter Mezopotamya'da Şam'ın valisi diyelim, Şam'ın askeri kuvvetlerinin başı. Teşekkür ediyorum. Kısaca kaynakları da özellikle Bell'in arşivinin Newcastle Üniversitesi'nde paylaşıldığını söyleyeyim. Yazmamışım buraya, hatırlatmış olayım. Ur kazıları için Ur Excavations diye yazarsanız Google'da kazının kendi resmi sitesi tüm 1920'li 30'lu yıllarda yapılan çalışmaları gün gün, hafta hafta, sezon sezon fotoğrafları ve belgeleriyle yayınlıyor. Birinci seminerimize çok uzun oldu, kusura bakmayın demiştim. Şimdi onu herhalde bayağı bir aştık. Gerçekten ne kadar süre geçtiğinin farkında değilim. Saat kontrol etmedim ama 2 saati aşmışızdır diye şey yapıyorum. Özür diliyorum bunun için, çok uzun sürdüğü için ama konu ve karakterler bir tarafını söyleyip diğer tarafından bahsetmeseniz sanki eksik kalıyor benim için. Sabrınız için çok teşekkür ediyorum tekrardan sizlere. Böylece kazıları ve bu kazıların gölgesinde yapılan Orta Doğu siyasetini ünlü karakterleriyle 2 parçalı bir seminer halinde konuşmuş olduk.
Tekrardan teşekkürlerim Fen Fakültesi'nin değerli çalışanları ve yöneticilerine. Bu tür bir online etkinlikte bizi buluşturduğu, beni de böyle bir şeyin içine davet ettikleri nazik davetleri için teşekkür ediyorum. Sözlerime ben burada son vereceğim. Gene bu süreçte özellikle kendi sağlığımızı koruyarak çevremizdekileri de koruyabileceğimizi bir kere daha hatırlatayım. Bu yüzden temizlik kurallarına hep birlikte uymayı unutmayalım, bunu yapalım. Şimdilik bu kadar. İmkan olur da başka bir konuda, başka bir seminerde görüşmek üzere diyeyim. Kendinize iyi bakın. Tekrardan bu kadar uzun bir seminere gösterdiğiniz sabır için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.